Beni Böyle Sev 82. bölüm. Su damlasından çıkan göz, burun ve ağız çizilmiş televizyonun altında BSK yapım Sunar ve V harfli kırmızı kalp olan Beni Böyle Sev yazısı. Kantin. Yani ben çok şaşırdım. Yani sonuçta siz hepimizin babası sayılırsınız değil mi ama? Estağfurullah. Şimdi kim bir yardıma ihtiyacınız var mı, bir şeye ihtiyacınız var mı, eksiğiniz gediğiniz var mı diyecek bize böyle ta Akçaabatlardan ya. Nasıl olacak Nail amca? Aman çocuklar aşk olsun ya. Ben oradan da olsa hepinize yardım ederim, yeterim yani. Siz merak etmeyin. O da ne şüphe. Hemen gitmiyorsunuz değil mi? Biraz daha buradasınız. Biraz buradayım. Zaten gitmeden muhakkak görüşürüz. Tabii. Ben kalkayım çocuklar. Şimdi sizin de işiniz gücünüz var. Engel olmayayım size. Benim de işlerim var yapacak. Ah. Ömer oğlum. Ayşen buralarda mıdır? Gelmişken onu görme imkanım olur mu? Tabii. Şimdi derstedir. Gidelim kapısının önünde beklerim. Bitmek üzeredir. Ha. Kapı açılır açılmaz seni görsün, sevinsin. Bir sakıncası olmaz değil mi? Yok, ne sakıncası olacak baba? Tamam, hadi hoşça kalın yani çocuklar. Şimdilik hoşça kalın. Tamam, biz buradayız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Buyur baba. Bir başka örnek daha vermek istiyorum. Kapı aralığından izleyen Nail'e döndü. Mutlak değer öyle bir şeydir ki sizi içine alır ve bir zırh gibi sizi bütün dış etkilerden koruyabilir. Yeri geldiğinde küçücük, içine kapanık, üzgün bir kız çocuğunu ağlaşıyorlar. Hayata hazırlar ve onu yuvadan uçurur. Kaybettiğiniz her şeyi, bütün acılarınızı ve hatta annesizliğinizi size hissettirmez. Sizi tamamlar. Gözleri kan çanağına döndü. Ve bunu koşulsuz yapar. Sonsuzluktan ne çıkarırsanız çıkarın, geriye yine sonsuzluk kalır. Babanıza duyduğunuz sevgi ve özlemi hiçbir mesafe. Ama hiçbir mesafe azaltamaz. Onu yine sever, yine ona özlem duyarsınız. Koşup Nail'in boynuna atıldı. Sımsıkı sarıldılar. Birbirlerinin omzunda ağlıyorlar. Alkışı Ahmet başlattı. Solda alkışa en geç katılan oldu. Öğrenciler kalktı, çevrelerini sarıyorlar. Apartman. Hoş geldin. Melda bavuluyla kapıda. Selam. Gir gir, girsene. Gir. Gir. Bahriye oturduğu yerden şaşkınlıkla bakıyor. Bahriyeciğim, hani şu bizim yüklük olarak kullandığımız oda var ya, işte ben oraya kiracı buldum. Böylece ben yazın bu evden taşındığımda kira artık sana yük olmayacak. Ha, sen şimdi mi söylüyorsun bunu? Daha konuşmadınız mı? Şu an mı söylüyorsun? Ay çok hoş. O zaman siz konuşun. Benim takside bir valizim daha var. Onu alıp geliyorum. Bahriye zoraki gülmek ve donukluk arasındaki suratını hırsla sevince doğru çevirdi. Okul koridoru. Ne oluyor ya? Niye telefonda söylemiyorsun? Beni merak ettiriyorsun gece gece böyle pis pis. Ya tamam söyleyeceğim. Ne? Ha, söyle. Sevince beni tekrar Sabri ile buluşturmasını söyleyeceğim. Nasıl fikir? Ne? Gece gece aklına gelen parlak fikir bu mu ya? Evet. Ya delirdin mi kızım sen? Allah Allah. Lan sen ne buluşacaksın el alemin adamıyla? Sen görmedin mi onu, tanımadın mı onu zaten? Daha anlamadın mı yani? Ay bir muhallebi yiyesim geldi. Saçmalama be, Mahsus'dan herhalde. Sevinç'in tepkisini anlayacağız. Ne? Ne? Bak, Sevinç'le Sabri hoşbeş muhabbetlerini ilerletti mi onu anlayacağız. Bak şimdi bu normalde Sevinç'in benden kurtulduğu için mutlu olması lazım. Ama baktık bozuluyor, anlayacağız ki onlar muhabbete hate nasıl ilerletmişler. Bak ya bak, akıllara bak ya, Allah'ım ya. Ya alacakmış da onunla görüşecekmiş de, o da onun tepkisine bakacakmış da bilmem ne de bilmem. Ya bir git Allah aşkına ya. Ömer bak, bu bize de yakı bu ev. Sen tut burayı, ne düşünüyorsun? Tut tabii. Ayşen beğenir mi? Beğenmez mi ya? 2+1, mutfak temiz, salon temiz. Değil mi Haluk abi yani? Zaten, de akşam zaten gelip bakmayacak mıydı eve? Yani, evet.
Ben sürpriz yapmak istiyorum Ayşem'e. Ya şimdi emin olsam beğendiğinden, evi onun istediği renge boyasam. Ya şimdi canı sıkkın. Nail baba da gitti ya. Ben sevindirmek istiyorum onu. Bu ev o ev bak. Sen bu evi tut, tamam mı? Bu ev o ev. Tamam tamam. Zaten boyalar bizden. Sen renkten haber ver yeter. Boğaz manzarası. Otobüs terminalinde Nail'i uğurlamak için toplaşmışlar. Ayşem de, torunlarım da hepsi sana emanet. Tamam mı oğlum? Tamam babacığım. Sen hiç merak etme. Bak o menteş denilen adamla da sakın muhatap olma. Bu hesap kitap işlerini ben muhasebeciyle konuştum. O hepsini halledecek. Tamam mı? Sen bir şeye karışmana gerek yok. Adam dükkanı da yıksa, yaksa da hiç sesini çıkarma. He de geç. Zaten artık uğraşacak pek kimse de kalmadı. Tamam mı? Uğraşacak kimse kalmadığı için oğlum, yakında o da sıkılır, hisselerini devreder, çıkar gider. Tamam. Tamam baba, ben senin burada bekliyorum, merak etme. Aslan oğlum benim. Ayşem kızım, ağlama yavrum, ağlama. Ağlamıyorum. Ağlama güzel kızım. Ağlama Ayşem. Telefon kadar yakın bizim Aile abi. Çok zaten özlersek basar gideriz yanına. Evet tabii canım. Bir telefon kadar yakınım ben hepinize. Araşırız, görüşürüz. Mesafe dediğin şey nedir ki artık bu zamanda? Değil mi? Siz gelirsiniz, ben gelirim size. Benim gözüm hiç arkada değil. Burada kocaman bir ailesiniz siz artık. Tamam. Hadi ağlama yap, ağlamıyor. Her şey için sağ olun çocuklar. Sağ olun, var olun. Nail amca, otobüs kalkmak üzere. Tamam. Hadi bir kere de sarılıp bitirelim isterseniz. Ha? Ayrı ayrı hadi, olmasın. Anlıklara, birliklere selam. Hadi sağ olun. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Biz de merakta. Tamam, tamam. Tamam. Güzel kızım bu. Ayşem kucakladı babasını. Bırakmadı hala, ağlaşıyorlar. Ayrıldılar. Üzülme, tamam mı? Bir şey üzülme. Hadi oğlum, babacığım. Selamlar. Söylüyorum. Masala eğildi. Yanakları yiyelim böyle. Acele geçti. Bak Çağbat'ı bekliyorum, tamam mı? Gidemedi. Ayşem bir daha atıldı boynuna. Ağlama. Ağlama ya oğlum, ağlama. Hadi bakalım. Hadi kendinize iyi bakın. Muavin bavulunu bagaja koydu. Nail arkasındakilere el salladı. Ön kapıdan bir basamak çıkıp yüzünü Ayşemlere döndü, el sallıyor. Uğurlamaya gelenler de ona el sallıyorlar. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın, oldu mu? Hadi gidelim. Otobüs kapısı kapandı. Araç geri geri çıkarken onlar el sallamaya devam ediyorlar. Nail cam kenarı koltuğunda geride bıraktıklarına bakarak ağlıyor. Ayşem avucunun içini öpüp elini sallamayı sürdürdü. Otobüs uzaklaşınca eller birer birer inmeye başladı. Ayşem kulağında top altın küpelerle otobüsün peşinden bakmayı sürdürdü. Elini kaldırıp bir daha salladı. Su damlasından çıkan göz, burun ve ağız çizilmiş televizyonun altında BSK yapımı sunar ve V harfi kırmızı kalp olan Beni Böyle Sev yazısı. Döner başlıklı silindir fırça evin duvarını açık turkuaz rengine boyuyor. Fırça Haluk'un elinde. Ömer elleri tişörtü boya olmuş halde kovanın başında boya karıştırıyor. Güzel renk, güzel. Yani böyle ilk başta biraz koyu gibi durdu ama sürünce işte öyle değil, he mi? Evet. Ayşem'le de aramızda özel bir anlamı var mavinin, biliyorsun. Bilmez miyim ya? Sizin bu eski evi de yine böyle bir gecede imece usulü boyayı verdiydik ya. Bu aklıma geldi. Ne günlerdi be. Ya dur dur, ben baktım. Fırçayı Ömer'e verdi. Ev bahçe katı olsa gerek, pencerelerinde demir parmaklıklar var.
Fahriye gelmiş. Özlecim biraderim. An itibariyle ihtiyar heyetinde bir üye daha katıldı aramıza. Sen niye mi espri yapıyorsun ya? 2-3 yaş büyük gösteriyorum diye aynı şeyi takip böyle devam ettiriyorsun falan. Nedir yani? Niçin suyunu çıkarıyorsun sen bunu ya? Evet Fahriye bacım, yanlış anladın. Hocanın bacım, yanlış anladın beni yani. Al şunları. Bir kere benim yüzüm bebek gibi ya. Ne kadar ayıp ya söylediğin şey. Zaten ben de genç bir hocanıma ihtiyar diyecek kadar zevzek değilim yani daha. Ya kapıyı açar açmaz yüzüme karşı yaptın ama bu espriyi sen bana. Yok tamamen yanlış anladın yani. Tamamen bir yanlış anlaşılma Fahriye hocanım bacım. Yani biz Ömerciğim biraderimle Aşemcan hocanın bacımın eski evlerini bir gecede nasıl böyle emece usulü hep beraber boyadığımızı konuşuyorduk. O arada ding dong oldu. Sen ding dong olunca sen geldin. Dedi sen gelince ben de o imece gönderme bir espride bulunayım dedim yani. Ben anlamadım ama hala anlamadım espriyi. Ne espri ne yani? Ya nasıl anlamadın ya? Niye Fahriye hocanın bacım? Niye? Yani şimdi imece usulü köy ihtiyar heyetinin kararıdır ya. Biz de burada bir nevi köy ihtiyar heyeti üyesi oluyoruz aynı zamanda. Olmadı yok. Benzetme doğru ama ben ihtiyar yani çağrışımı tam. Espri işi yapamadım. Doğru diyorsun. Ben istiyorsan çıkayım. Sizinle tekrar bir basayım. Geleyim. Bu aramızdaki şey hiç olmamış varsayalım. Olur mu? Makul, makul. Makul. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kim? Erkenden başlamışsınız. Ay ne güzel olmuş. Vallahi çok güzel. Ya bu eski evdeki gibi yine mavi. Ha? Evet. Ayşe'nin böyle isteyeceğini tahmin ettim. Güzel. Eski evdeki de güzeldi. Çok mutlu günlerimiz geçti orada. Ayşem de çoğu zaman o günleri özlediğini söylüyor. Tatlı günlerdi be, vallahi. Ya boş ver canım yani. Buradaki günler de güzel olacak. Hiç merak etmeyin siz. Borçlar, harçlar, sıkıntılar hepsi geride kalır, geçer gider. Değil mi? Önemli olan birlikte direnmek. Yani önümüzde daha uzun bir hayat var ya. Yani bizim önümüzde uzun yıllar ve uzun bir hayat var da senin için aynı şey geçerli mi bilmiyorum neyse. Haluk bak oldu mu şimdi bakışı atarken Fahriye keyifle duvarları seyre koyuldu. Tolga sınıfta oturmuş keyifsizce önündeki masasına bakıyor. Ders bitmiş sınıftakiler çıkıyor. Metin geldi kapıya. Tolga parmağını masada gezdirerek kımıldamadan öyle dalıp gitmiş halde. Metin bir süre durdu kapıda. İçeri girerken sınıftan son çıkan Ahmet'le ters ters bakıştılar. Metin bulaşmadan Tolga'nın yanına yürüdü. Yanındaki sıraya oturup yüzünü ona döndü. Bugün de mi gelmedi? Tolga onu sanki yeni fark etti. Bir hafta oldu. Belki bugün gelir dedim ama gelmedi. Metin uzanıp omzunu sıktı. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama sen de beni anlamaya çalış sabrım. Konuşmuştuk bunları daha önce. Evet biraz daha zamana ihtiyacım var. Böyle anlayışlı olduğunda sana bayılıyorum biliyor musun? Söylemiş miydim daha önce? Tamam arayacağım seni işlerin biter bitmez. Tamam tamam arayacağım. Hoşça kal. Evet. Aman. Sevinç hocam kusura bakmayın. Ayşe. Fahriye hocayı arıyorum da ben. Gördünüz mü acaba? Yok görmedim ben Fahriye'yi. Ne yapacaksın onu? Kendimi ilgilendiren bir meseleden ötürü. Neyse tamam ben ararım kendim. Tamam. Evet. Ya Ayşem, Ömer'e selamlarımı ilet olur mu? Baş. Kız kardeşiyle çok iyi anlaştık. Harika bir kız o. Yani o kadar dost canlısı bir ev arkadaşı ki. Çok memnunum. Kardeş. Melda. Harika biri. Çok. Çok. Dost canlısı. Çok. Çok. Hadi ben gideyim o zaman. Hadi o zaman. İyi dersler. Ayşem nasıl yani ifadesiyle bakıyor Sevinç'in ardından. Uçları bir iki ton açık. Koyu renk saçları maşalı. Ayşem hocam. Reyhan. Boynuna atıldı Reyhan. Ay, ya seni daha sabah gördüm ama o kadar çok özledim ki. Ne güzel. Sen iyisin. Nasıl ders nasıl geçti? Gerginç. Ha,
Ha, olur, olur. Geçer onlar. Ne? Ben Fahriye'yi arıyorum ama bulamadım. Gördün mü? Fahriye'yi? He. Fahriye... Bilmiyorum nerede ama bence çok güzel bir yerdedir. Çok güzel. Kütüphanede olabilir diyorsun. O zaman... Kütüphane bir dedim ben onu. Yok. Fahriye'yi ben görmedim, duymadım demem oni. Nasıl? Ben bilmiyorum Fahriye. Sen bak bir kütüphaneye. Benim canım, arkadaşım. Haydi bana güle güle. Yo yo. Hele yo. Uf. Gidiyor. Vallahi aşk şaşkını bu. Mani uyduruverdi ayaküstü. Reyhan bünyesi üstü mahzar faktörü bunlar hep. Aha, eskiden biz de böyleydik çimen gözle. Şap şaşkın. Kantinde mahzar sevinçle. Ya. Sen bugün dersten sonra ne yapıyorsun? Direkt eve mi gidiyorsun? Eve hayatım, bir sürü kağıt birikti okumam gereken. Onları halletmem lazım. Bir sürü işim var. Halledersin canım, halledersin. Evet, tabii tabii. Hallolacak şeyler. Evet. Reyhan girdi kantine. Bir masa kalkarken önünü kapattığı için onları henüz görmemişti. Gençler yürüyüp gidince olduğu yerde kaldı Reyhan. Masar görüp tedirgince baktı. Git diye el etti. Reyhan ise bir sandalye çekip oturdu. Hızlıca çantasını açtı. Başını masanın altına sokacak kadar eğdi. Bir defter açıp önüne siper etti. Arkasından bakıyor. Masar! Ne oldu? Yüzün yok. Yüzün nerede? Yüzüm nerede? Yüzüm nerede? Yüzüm evde. Evde bir yerde yani. Dün böyle elini yıkarken çıkardım koydum. Ondan sonra bulamadım. Haluk abiye sordum, o da görmemiş. Ha, kaybettin yani. Yok canım, ne kaybetmesi, kaybetmedim. İlla çıkacak evde bir yerde yani, bir gün bulacağım yani. İyi, tamam. Masar sıkıntıyla tavanı seyrediyor. Allah Allah. Her ders boşluğunda bu kız buraya mı geliyor ya? Orada oturuyor, işim var deyip gitmiyor. Hayret bir şey ya. Ömer duvar boyuyor. Delikanlılar, buyurun alın. Buyurun, al. Dur. Plastik tabaklarda yemek. Salonda birkaç ahşap iskeletli koltuk var. Arayan Ayşe. Fahriye ne desem gerginliğiyle kala kaldı. Ayşe mi arıyor? Ne? Ayşe mi arıyor? Tamam, bebeğim. Efendim Ayşem. Fahriye neredesin? Seni arıyorum okulda. Çıktım okuldan ben. Çıktım. Aa, ne oldu? Niye çıktın? Her şey yolunda mı? Yolunda, her şey yolunda tabii. Her şey yolunda. Biz birkaç genç arkadaş buluştuk. Gerçi aramızda ihtiyarlar da var ama konumuz o değil galiba. Neyse. Şimdi bir etkinlik varmış. Tiyatro çalışması. Onun için toplandık biz. Tiyatro çalışması mı? Tiyatro çalışması. Ben de onda görevliyim de... ...dekorlardan sorumluyum ben. Dekorlardan sorumluyum, dekorları boyuyorum. Aniden nereden çıktı bu böyle? Vallahi ani oldu, sürpriz oldu. Bana da sürpriz oldu. İyi madem o zaman. Sen benden fotoğraf istemiştin. Ben onları harcayı belleğe yükledim. Yarın veririm o zaman. Onları yarın alırsın. Yalnız sen onları unutma da ben onları senden alacağım. Tamam. Öpüyorum, hadi görüşürüz. Tamam, öptüm. Oh. Ben fotoğraflarda Tonga'ya düştüm ama yapacağım ya. Fotoğraflar ben de halledeceğim, tamam? Tamam, ha. Ben de çerçeveleri hallederim. Tamam. O şekilde yaparız yani. Ayşem bu defa da Ömer'i arıyor. Telefon sehpa gibi kullanılan kolinin üstünde. Ayşem arıyor. Tut Fahriye. Aç bunu. Abi sessiz olun lütfen, bir şey söylemeyin. Açıyorum. Tamam. Efendim canım. Ha, Ömer. Neden bu kadar geç açtın telefonu? Bir emlakçıdayım. Şimdi 4 tane ev varmış. Onları göreceğim. O şeydeyim yani, emlakçıdayım. Tamam, onlara bak güzel güzel ama dersini de ihmal etme, tamam mı? Bak 100 alman gerekiyor. Almazsan okuldan atılacağım, biliyorsun. Sen merak etme, ben senin yüzünü kara çıkarmayacağım. O sınavdan yine 100 alacağım. Tamam mı canım? Benim şimdi kapatmam lazım. Öpüyorum seni. Tamam, öptüm. Yürüyor. Oh. Uf. Afiyet olsun. Sağ ol. Kek, kurabiye gibi atıştırmalıklar var tabaklarda.
Kantinde Reyhan pembe kapaklı defterin arkasından Mazhar'a ağız burun yayarak söyleniyor. O zaman sen... Dersin yok mu senin? Yani ne zaman başlıyor? Başlamayacak mı? Var benim. Biraz daha vaktim var. Neden? Ama senin işin varsa... Yani işin derken... Ömer'e söz verdim. Bugün bir iki eve bakacağız beraber. Ondan sonra kiralık. Haluk abi de zaten bir iki tane bakıyormuş. Yani bütün gün eve bakacağız işte. Tamam. Kalkalım o zaman. Sorun değil. Mazhar. Hayatım, ben sonunda aramızdaki bütün bu problemleri halletmemizden dolayı çok mutluyum. Problem? Ne hallolması? Sen sürekli şu gerçekleşmeyen düğünden sonra benimle konuşmaya çalıştın. Ama ben de işlerimin yoğunluğundan dolayı seninle bir türlü konuşamadık ya. Evet. Konuşamadık. Sen de işte bunalıma girince bir türlü konuşamadık gitti. Ama artık konuşmaya çalışmadığına göre aramızdaki bütün problemleri aştığımıza inanıyorum. Ve çok mutluyum. Ne güzel. Ne güzel, demek ki iyileşiyorsun. İyi bir şey bu, güzel bir şey. Sayende hayatım. Hiçbir sorun kalmadı. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Her şey sayende. Sen olmasan ne yaparım ben? Yaşayamam ki. Ne güzel işte. Madem iyileştin, harika bir şey bu. Güzel. Ne güzel. Hayat hoş, güzel bir şey. O zaman ben... seni derse yolcu edeyim. Ben de... Edip'e birkaç bir şey söyleyip... oradan artık kaçıp işime bakacağım. Kalktı, ceketini giyiyor. Tamam. Sevinç de kalktı. Hop. Tek yanak. İşte bu. Avrupalıyız biz ya. Bay bay. Bay bay. Sevinç yürürken Reyhan defterin arkasına iyice gömüldü. Sevinç yanından geçip ilerledi. Reyhan bu sırada sağına doğru kaykıldı. Neredeyse yan yatacaktı. Sevinç uzaklaşınca defteri indirdi. Dudaklarını büzerek ya, sinirle kalktı. Bakma işte, ne yapayım? Kalkıp gitmiyor bir türlü. Vallahi ya, işim var, git diyemiyor musun? Diyemiyorum işte. Deyince böyle boynunu büküyor, böyle mazlum mazlum bakıyor. Ben de vicdanla da yapamıyorum işte. Ne yapayım? Üzülüyorum. Tabii tabii. Safsın Mazhar, safsın. Sana da bir vahva, Sabri'ye gelince kakara kikiriko. Kakara kikiriko ne be? Allah Allah. Ben herhalde emin olmak istiyorum. Ne yapayım? Ben de emin olsam çok sevineceğim ama olamıyorum. Ay, hala nasıl emin olamıyorsun ya? Onlar ayrılmak istediğini anladı da hala bu oyunu sürdürüyor diye sen değil misin Mazhar? Ya tamam, benim de böyle %100 emin olmayınca işte insan böyle şey oluyor. Böyle arada kalıyor, arafta kalıyor işte yani. O ormanlarda gez, toz, üstüne çiçekler falan. Ya bak, masum bir arkadaşlık olsa o çiçek olayını Melda üstlenmezdi ya. Melda niye üstlendi? Bunu bir düşün, düşün. Tamam, haklısın. Haklısın, tamam. Haklısın, bir şey demedik. Haklısın. Ayrıca Melda her şeyden haberdar, bak her şeyi biliyor kız. Sevinç geri geliyor. Reyhan'ı görünce donuklaştı, adımları yavaşladı. Elinde Türk dili kitabı, ayağında topuklu ayakkabıları var. Devam etti yürümeye. Başında şey yap. Sevinç, sen gitmemiş miydin ya? Sana unuttuğum bir şeyi söylemek için geri geldim Mazhar, ama karşılaştığım şu manzaraya bak. Tıpkı düğünümde gördüğüm gibi. Bir sarılmadığınız kalmış maşallah. Aa, olur mu öyle şey Sevinç'im? Katiyen öyle bir şey yok. Ya siz küs değil miydiniz ya? Ya Fahriye bana yalan söylüyor ya da siz herkesi kandırıyorsunuz. Hayır canım, Fahriye doğru söylemiş. Biz Mazhar'la küsüz. Ama ben yüzümü önüme eğdim. Sırf seni sormak için Mazhar'ın yanına geldim ben. Beni mi? Evet. Çünkü sana çok önemli bir şey sormam lazım benim. Neymiş o? Sabri benimle yeniden buluşur mu? Ha? Selam, merhaba. Ya sizin sınıfta bir Aylin var ya, bu siyah saçlı, gördün mü acaba? Tarif etmene gerek yok, sınıf arkadaşımızı biliyoruz herhalde. Vay, çok güzel, şahane. Olağanüstü. Gelecek mi peki? Onu biliyor musun? Onu bilemem. Cuma günü yoktu. Cumartesi günü eklerse de gelmedi. Biraz rahatsız olabilir. Rahatsız mı? Nesi var peki? O kadarını bilmiyorum.
gidiyor. İki gün. Tolga ile koridorda sıkıntıyla bakıştılar. Kantin. Sabri mi dedin sen ya? Ben de öyle duydum. Çok normal çünkü öyle söyledim. Sevinç, hani tekrar buluşmamız için Sabri'ye sorar mısın? Yani mümkün olur mu bu? Ha? Benim Sabri mi? Aman şey, yani benim arkadaşım Sabri mi? Evet o, evet. O gözlükle bıyık var ya. O Sabri. Ya şimdi biz o ilk yemekte pek iyi böyle anlaşamadık, tanıyamadık birbirimizi. Zaten hani ilk yemek heyecanı yüzünden olmadı. Sen bir daha böyle sorsan bir benimle buluşur mu acaba? Bir fırsat verir mi bana? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Bilemedim. Sevinç. Sevinç, ne olur Sevinç. Bak bunu yaparsan anca sen yaparsın. Sevinç, yalvarırım sana bak. Biz Sabri'yle çok güzel bir yuva kurabiliriz. Bunu yaparsan sen yaparsın. Ne olur merhamet et Sevinç. Konuşurken kolunu çekeledi. Ben bunu bir düşüneyim. Şey canım, ben niye düşünüyorum? Sabri'ye söyleyeyim. Sabri bir düşünsün. Düşünelim yani. Lütfen. Çok istiyorum. Yap bir güzellik artık. Sevinç pek de istekli değil. Köfteci'de Recai bulmaca çözüyor. Kaç harfli? 7. Ma-ma-ma-ma-fi. Ma-ma-fi. Menteş şişe et diziyor. Sor. Kutsal ışık. Aç harf. 3. Far. Seval gülümsedi. Menteş'in telefonu. Aman be, bir rahat vermediler yav. Recai. Recai Sude arıyor, aç şu telefonu. Bugün şantiyeye gelecekler, dedi ki Menteş Bey'in yurt dışından ağır misafirleri var. Sonra gelip ilgilenecek de, tamam mı? Burada konuşma ulan, git şurada konuş. Baş üstüne Menteş Bey. Alo, Sude Hanım. Menteş Seval'in yanında, ikisi de önlerine kırmızı önlükler takmış. Sude benim asistanım. Yaşı genç ama maşallah çok becerikli ve cevval bir kız. Bu kadar zaman benim kaprisimi de çektiğine göre, değil mi? Anladım. Menteş Bey, siz de böyle ikiye bölündünüz. Yani vaktinizin çoğunu burada harcıyorsunuz. Öbür işlerinizi ihmal etmiyor musunuz? Bilakis. Burada çalışmak benim ruhumu dinlendiriyor. Bütün streslerimden sıcak suya tutulmuş tereyağı gibi kurtuluyor. Öyle olunca da diğer işlere taze bir bebek zihni gibi konsantrasyon oluyor. Diğer işlere de az ve öz zaman kalmış oluyor. Zaten burada önemli olan mesele ne? Öz. Ya değil mi? Tabii doğru. Her şeyin özü önemli. Senin oğlan ne yapıyor? Morali yerinde mi, okul falan? Çok şükür. Esas şeyle ne etti o kızla, hani hasmınızın kızıyla evlendiydi ya. Vallahi bir ses seda yok kızdan. Yani bildiğim kadarıyla geçen hafta hiç okula gitmemiş. Tabii benim oğlanı suçladı, kaçtı ondan sonra. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kızın mendebur babası onu Antalya'ya götürmüştür. Olabilir. Ama nereye götürürse götürsün Menteş Bey. Oğlumdan uzak dursunlar da. Vay be. Mübarek şu güzelliğe bak. Etlere diyor. Pişirmeden ye. Loku. Yağ yatırılmış etleri steril eldivenlerle tutuyor. Yanında işine devam eden Seval'e kaldırdı gözlerini. Ya sen nasıl bana sormadan böyle bir şey söylersin Reyhan? Ya birincisi o sırada bir şey uydurmam gerekiyordu. Bunu mu buldun ya? Ya tebrik edeceğine, beni aferin diyeceğine bir de bir hesap soruyorsun benden ama. Tebrik edeceğim bir de. Bravo, tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Ya ne yapsaydın Masar? Sevinç bir dakika dur, Masar'a bir şey danışıyorum mu diyecektim. İyi tamam. Peki ya Sevinç tamam derse o zaman ne olacak? Neyi? Neyi? Sabri'yle buluşmanıza. Ben bir daha insanın yumulmasına katlanamam, tamam mı? Ya bir kere Sevinç Sabri'yle buluşmama asla izin vermeyecek ki. Nereden biliyorsun? Çünkü onu kendine sakladı o. O ne demek be? Ya duymadın mı, benim Sabrim dedi. Yedekledi onu kendine, o yedekledi. Ya bunlar ne biçim konuşmalar ya? Sen bunları nereden çıkartıyorsun ya? Ha? Ne demek yedeklemek?
Bunun hemen sebebini bana nereden çıkarttığını söylüyorsun. Evet, söyle, dinliyorum. Kusura bakma ama ben bir edebiyat öğrencisiyim. Benim olağanüstü gözlem ve algı kabiliyetim var. Yani herkesin öyle aa çok ayıp dediği şeye ben gözlerimi kapatamam. Benim gözlerim her şeyi kaydeder, kaydeder bu gözler. Hı, cin göz. Bravo. Öyle. Ayrıca Sabri'nin gönderdiği çiçeği Melda'nın üstlendiğini de sana tekrar hatırlatmak isterim. Ya belki kız yanlış anlaşılmamak için böyle bir şey yaptı. Nereden biliyorsun? Ya var ya, bana saftirik diyenler bence seni daha tanımamışlar, ondan öyle diyorlar. Ay ne kadar iyi niyetlisin ya, özellikle de Sevinç'e karşı yani nedense. Ben iyi niyetli falan değilim, tamam mı? Ben sadece suçu kanıtlanana kadar birinin masum olduğunu düşünenlerdenim. En azından haksız yere suçlamaktan iyidir bu. Özellikle konu Sevinç olunca değil mi? Pir upak, sütten çıkmış ak kaşık mübarek çünkü. Bekle. Bekle bekle, neyi bekle? Bekledim ben bekleyeceğim kadar, tövbe estağfurullah. Apartmana girdiler. Ben bekledim Isı. Ben 5 sene bekledim. Yürü. Bodrum katına iniyorlar. Döndüm lan gidiyor ya. Bak. Ömer boya yaparken altına gri bir eşofman giymiş. Şaşkınlar gelmiştir. Ben bakarım. Oo hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Allah Allah zorluklarla karşılaştık ama geldik sonunda. Helal olsun. Baktık da getirdim. Çay yapacağız. Çaysız olmaz. Benim başım ağrıyor sonra. Plan tıkır tıkır işliyor. Aa. Reyhan kuru çay poşetlerini verdi. Hadi geçin geçin. Gel gel. Ay mavi çikim olmuş ya. Vallahi ne güzel. Ya bitirmişsiniz bayağı siz. Ha? Yok yok daha nereye bitti? Yok daha bu kadar değil ki daha var. Daha var koridor var, arka oda var. Daha bunların ikinci katı var. Var oğlu var da. Tamam Haluk abi niye bağırıyorsun ya? Allah Allah buradayız yaparız. Geliyor. Sen niye çalışırken agresifleşiyorsun, bir garipleşiyorsun? Ya ne alakası var? Ben agresifleşmiyorum. Ben kendimizi İvedi davranmaya ve planlı ve özenli çalışmaya davet ediyorum. Yanlış mı yapıyorum? Ömerciğim bile derim. Yapmayayım yani. Sen söyle yani. Etmeyeyim mi davet? Haklısın abi. Boya işi yarına kadar bitmesi lazım. Reyhan bak şu poşette kıyafetler var. Ben boya yaparken üstümüze bulaşmasın diye bir şeyler getirdim. Onları giyin. Masar. Bir şey olmaz ya. Ne olacak ki? Tiner yok mu? Şey yaparız. Var. Var. Var, var değil mi? Yiyecek miyiz illa yani? Ha, sen de bunu ikilenmişsin şimdi. Yalnız bu evin enerjisi çok güzel değil mi ya? Girdim daha böyle oh dedim ya. Ömer fırça sallıyor. Aklına bir şey gelmiş gibi durdu. Ben korkuyorum Ömer. Korkuyor musun? Geçmiş. Evet. Hayır öyle değil. Yani biz çok çabuk oldu her şey. Daha birbirimizi çok az tanıyoruz. Birdenbire böyle nikah masasında bulduk birbirimizi. Ama sen de evlenmek istedin. Ben de istedim biliyorum. İstedim ama yani biz sözlenmedik, nişanlanmadık. Böyle bir durum olmadı. Apar topar oldu her şey. Birdenbire karı koca olduk. Pişman mısın yoksa? Hayır öyle değil. Pişman değilim. Ben seninle mutluyum. Pişman değilim. Ben seninle çok mutluyum. Hiçbir zaman pişman olmayacağım. Ama seni daha iyi tanımak istiyorum. Her şeyini bilmek istiyorum senin. En sevdiğin rengi bilmek istiyorum mesela. Senin dinlediğin şarkıları dinlemek istiyorum. Yani ben senin yanında rahat olmak istiyorum. Tedirgin olmak istemiyorum. Gergin olmak istemiyorum. Böyle rahat olmak istiyorum işte. Nasıl olacak bu? Ben seni Seda'nın ya da annenin tanıdığı gibi tanıyamam. Ben seni daha farklı tanıyabilirim. Ben seni yüreğinle tanımak istiyorum. Buradan. Buranın. Eliyle göğsüne dokunuyor. Burayı hissetmek istiyorum. Nasıl nefes alıp verdiğini bilebilmek istiyorum. Bana biraz daha zaman verebilir misin? Ama beni böyle de sevebilirsin. Ömer sokulup yüzüne doğru yaklaştı. Göz gözeler gülümsüyorlar. Severim. Hem de çok severim. İstediğin kadar da bekleyebilirim. Yeter ki yanımda ol. Şimdi sana biraz sarılabilir miyim? İzin var mı? Yani biraz sarılabilirsin. Yorganın altına doğru kaykıldılar. Ömer kolunu uzattı. Ayşem üzerine yatıp başını Ömer'in göğsüne koydu. Bir an önce evimizi tutup bana güvenebileceğini göstermek istiyorum. Ben zaten sana güvenebilirim.
güveniyorum. Ama ben daha fazlasını istiyorum. Fiziki olarak yanında değilken bile beni yanımda hissetmeni istiyorum. Ama sen hala tedirginsin. Bir şey söyleme. Elinde değil biliyorum. Haklısın da. Daha 2 ay öncesine kadar 2 yabancıydık. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Kalplerimiz birbirine karışacak. Ruhlarımız kaynaşacak. Sen ve ben öyle bir biz olacağız ki. Senin böyle yanağına dokunan benim elimi, senin elimi karıştıracaksın. İşte ben bunu yaşamak istiyorum. O kadar güzel şeyler söylüyorsun ki. Bazen gerçek değilmişsin gibi geliyor. Böyle rüyadaymışım gibi. Şimdi Ömer dalıp gitmiş. Geçmiş. Umarım bunu beğenirsin. Bugünün anısı ne? Bugünü? Ömer mücevher kutusunu açtı. İçinde kolye. Tam 1 yıl oldu. Aşam çok şık, saçları topuz, üzerinde güpür bir bluz. Babamdan kaçıp nikah salonuna yetişmiştik. Birbirimize evet dedik. Birbirimize destek olacağımıza söz verdik. Tam 1 yıl oldu. Sen nasıl hatırladın? Yani bunca şey arasında. Ben unutmuşum. Özür dilerim. Hiçbir şey anlamadım. Sen bana hediyelerin en şahanesini verdin Ayşe. Kızımızı. Şimdi Ömer'in fırçası duvara yaslı hareket etmeden duruyor. Fahriye kapının yanında onun dalgınlığını izlemekte. Haluk döndü, Ömer'e bakıyor. Ömer'cim liderim. Ya dalgın gittin, nereye kayboldun? Burada mısın, neredesin, burada mısın? Ne oldu? Evet, buradayım. Kara sevdalı gibi dalgın gittin be Ömer. Ya Ayşe'nin eski günlerimiz geldi aklıma. Yani daldım gittim öyle, ne yapayım? Ayrıca burada yabancı da yok yani. Evet, ben hala Ayşe'me kara sevdalıyım. Hayır. Sen ne soruyordun? Ya hafta sonu işte bu. Hacer'in ailesine gittiniz mi falan demiştim ama sen kara sevdalı olduğun için duymadın tabii. Boş ver. Gittik gittik. Hacer ailesiyle hasret giderdi. Masal içinde çok değişik oldu. Köy hayatını gördü. Ay ne güzel. Gördü mü koyunları, kuzuları? Gördü gördü. Çok korktu, şaşırdı. Korktu mu kuzulardan? Allah'ım. Ya ilk başta korktu tabii de sonra sevdi o da. Ay siz hiç hayvanat bahçesine götürmediniz mi çocukları? Hakikaten götürmedik ha. Tabii çocuk gitmek ister ya. O zaman şu taşınma işi bitsin. Ya ilk iş hayvanat bahçesine götürelim çocukları. Hacer de sevinir. Ay biz de gitsek ya. Yani bir gün hep beraber gidelim. Ha? Evet gidelim, onu diyorum ben de işte. Tamam. Gidelim. Tabii olur, olur. İtalya'da bir kent. Torino. Resimdeki aktör. Sevay kahve getirdi, ofisteler. Kahvenizi getirdim Mehmet. Evet. Buyurun. Senin kahven yok mu? Ha, yaptım ben kendime. Mutfak tarafında çalışırken içerim diye. Olur mu öyle şey Sevay Hanım? Yorgunluk kahvesi ne demek? İnsanların çalıştıktan sonra oturup karşılıklı içtikleri kahve demek. Lütfen. Atasözlerimize ve ana deyimlerimize biraz saygı. Lütfen. Hadi al kahveni gel. Hayatta en sevmediğim şey tek başına oturup yorgunluk kahvesi içmek. O bulmacasına döndü. Seval gülümseyerek yürüdü. Tolga ile Metin kantinde. Gerçekten aklım almıyor ya. Sanki buharlaştı, uçtu gitti kız. Ya Antalya'ya gitti diyeceğim de. Ya o imkansız. O işte imkansız. Zeyno gibi inatçı bir kız her şeyi bırakıp bu kadar şey yaşadıktan sonra çekip Antalya'ya gitmez abi. Doğru diyorsun, orası da öyle de.
Ne bileyim abi işte durum böyle olunca insanın aklına da başka seçenek gelmiyor yani. Bir kere Antalya'ya gidecek olsa hiç tanımadığı bir adamla sırf İstanbul'da kalabilmek için evlenmez yani. Zorla götürdüler diyeceğim. Öyle de değil durum yani biliyoruz. Aylin söyledi işte keyfi yerinde falan dedi. Da Aylin nerede? Aylin nerede yani? İki gündür o da yok ortada. Tolga arama yaptı. İndirdi telefonu. Günlerdir ulaşamıyorum ya. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim artık. Neredesin Zeyno ya? Elin içini alnına kapadı. Reyhan küçüklükteki çayın demine baktı. Kırmızı üstüne haki çizgileri olan balıkçı bir gömlekle bordo tayt ve uzun siyah çizmeler giymiş. Karton bardakları tepsiye dizdi. Ay şeker almayı unuttuk, iyi mi? İçeride salonun boyası bitmiş gibi. Ya ben bakkala gidiyorum, şeker almamışız da bir şey isteyen var mı? Şeker. Sen dur ya, ben gider alır gelirim ya. Ya yok canım, şurası zaten. Ben ayrıca şeker almışım. Sen onun içine iyice baktın mı? Nereye baktın hey yavrum hey? İki tane gözüm var, ikisi tepende yemin ediyorum ya. Geç. Ya baktım. Geç. Mutfağı iteledi. Ay ya bak almadık. Almış olsak hatırlarım zaten, yok. Ha öyle mi diyorsun? Hadi ben 5 dakika gideyim. Sen badanayı yap, o daha mühim. Reyhan. O yemeğe gidilmeyecek. Hangi? Ya işte Sabri ile olan yemeğe gidilmeyecek. Yani Sevinç kabul etse bile sen vazgeçtiğini söyleyeceksin. Ya şimdi sen bunu mu taktın kafana? Ya taktıysam taktım. Allah Allah. Konumuz şimdi bu değil. Konumuz seni tekrar Sabri ile yan yana görmeye tahammülümün olmaması. Tamam mı? Şimdi yine böyle elini kolunu oynatacak, tutacak falan böyle ağız... Koyacağım ağzını burnunu kıracağım. Pis göz bıyık. Ya zaten Sevinç izin vermeyecek ki. Nereden biliyorsun? Ya şüphelendiğimizi anladılarsa? Kanıtlamak için kabul edecekler. Bugüne kadar oyun oynadıysa Sevinç bundan sonra da oynamaktan çekinmeyecektir. Bundan kaçmayacaktır, tamam mı? Ay, şimdi Sabri teklifimi kabul ederse biz onlarla birlikte yemek mi yiyeceğiz? Allah'ım ya Rabbim ya! Ben ne diyorum şimdi? Yemek yemeyeceğiz demiyor muyum şaşkın? He. Bir daha böyle bir laf etmeden önce bir düşün bakalım onun son nereye gidiyor diye. Tamam düşünüyorum. Düşünüyorum, şu an çok güzel düşünüyorum ben. Bak bakayım ona. Biraz sabırlı ol, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Öyle ya da böyle biz bu yaz evleneceğiz. Sadece arkamızda mutsuz insanlar bırakmak istemiyorum. Ah almak istemiyorum. Tamam mı? 5 sene beklemişim seni zaten. Daha fazla beklemeye niyetim yok. Yanağını öptü. Tamam mı? Allah Allah. Dur bakalım ben senin teklifini kabul edecek miyim? Sen beni çantada keklik gördün. Hohoyt. Dur bakalım. Abartılı şımarık bir hareketle saçını savurdu ve çıktı mutfaktan. Masar elleri ceplerinde gülümsüyor. Ben de iyisini bulacak sanki. Sevar Hanım. Boş vakitlerinizde neyle iştigal ediyorsunuz? Ben mi? Benim öyle pek bir boş vaktim olmuyor Menteş Bey. Yani buradan arta kalan zamanlarda ev işleri işte malum temizlik, ütü, yemek derken öyle zaman akıp geçiyor. Evet öyle. Zaman. Zaman harbiden çok hızlı geçip gidiyor. Doğrusunu isterseniz ben var ya 40 yaşıma kadar kendimi ölümsüz zannederdim. Böyle bir pervasızlık. Kafada kavak yerleri. Gençlik başımda duman, ilk aşkım, ilk heyecan. Sonra bir gün baktım ki... Bir de baktınız ki? Bir gün baktım ki yorgunum. Çok yorulmuşum. Yani nasıl biliyorum bile elimi, kolumu kaldıracak halim yok. Vay be dedim. Koskoca Menteş Kirmen'e bak. Basit bir ölümlü gibi yorulacaktık ha dedim. Ya işte insan belli bir yaşa kadar bazı şeyleri idrak edemiyor maalesef. Öyle tabii. İnsan yoruluyorsa ölebilir bile dedim. Bir sinek gibi. Böyle. İşte bu kadar.
Yallah tahtalı köye. İlahi Menteş Bey, o kadar da basite indirgemeyin canım. Yok yok. Vallahi o kadar basit. Bir yanımız böyle uzaya çıkıyor, bir yanımız da bir sinek gibi. İki parmağının arasına sıkar gibi yaptı. İşte bu kadar. Başlangıçta çok acı çektim. Hiç kabul etmek istemedim. Vay be dedim. Koskoca Menteş Kirmen de ölecek bir gün ha dedim. Hay Allah. İşte o gün bugündür yaşadığım her anın ve her günün kıymetinin farkındayım ben. Ama şimdi ölüm mevzusunu nereden çıkardınız Menteş Bey? Yani böyle şeyleri düşünmemek lazım hep. Yani sonuçta mukadderat. Doğru. Peki siz bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Bundan sonrası mı? He. Ya kendi hayatınızda şimdi sizin bir tane oğlunuz var, Allah bağışlasın. Oğlan üniversiteye gidiyor. 3 sene sonra bitecek. Ondan sonra askerlik, evlilik. Ver elini yeni bir hayat. Sen ne yapacaksın? Tek başına mı kalacaksın bu dünyada? Kimin kimsen yok mu? Yani pek yok aslında. İşte üvey kardeşler var. Onlarla görüşmüyorum epeydir. Anneyle baba derseniz onlar da rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin. Kolay iş değil tabii. Hayat bile çok acımasız, çok. Kahvelerine uzandılar Menteş. Derin derin süzüyor Seval'i. Seval mahcup, bakışları kaçamak. Arkadaşlar, ben içerideki camları falan kapattım. Üşütürsek falan diye, tamam mı? Ara sıra açarız. Benim gibi adam üstünü başını nasıl boya yaptı? Tinerle siliyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok bir şey, yok bir şey. Merdivenin tepesinde. Ben tutarım ya. Fahriye merdiveni tuttu. Masar kapıya giderken Tiner'in olduğu pet şişeyi devirdi. Tiner yere dökülüyor. Gelen Reyhan. Geç. Ay. Tiner kokuyor burası ya. Zehirleneceğiz hafazan Allah. Yok ya. Pantolonum. Buyur. Boya döktü. Öyle tinerle sildim, onun kokusu geçer şimdi. Ay. Sen şeker aldın şekerim? Aldım şekerim. Ay ne oldu? Tahmin et, bir tahmin et. Allah aşkına ne oldu? Dur söyleme, sürprizi bozma. Dur tahmin edeceğim. Ya ne bileyim ne oldu ya? Allah Allah. Söyle işte. Melda ile karşılaştım. Melda ile mi karşılaştın? Ya sonra bak nasıl oldu. Ya arkadaşlar ben sodanın ortasında Melda ile karşılaştım. Ha? Anam! Bana bak! Burayı boyadığımızı söylemeseydin o gidip yetiştirin, yemin ederim sürprizi bozar, sürprizi bozar! Ay söylemedim herhalde, hemen bir şey uyduruverdim. Burayı bulduğumuzu kimse bilmiyor ha, bir tek biz biliyoruz. Tamam, ben de öyle tahmin ettim zaten. Çünkü bu sürpriz, yani Ayşem'den önce kimse öğrenmemeli bunu. Değil mi? Sadece sürprizi hazırlayanlar bilmeli. Ha, paşam söyle. İyi, işte. Haluk abi, esnemeye başladığına göre ben bir mesaj aldım. Çaylar nerede kaldı deniyor. Ben hemen koyup geliyorum. Evet evet, bir çay yapalım valla. Sonra bir mola verelim ya. Yorulduk ha. Bahriye ile Ömer de esniyor. Bak. İhtiyar heyeti ilk firesini veriyor. Bak oturuyor şimdi, bak. Hop, oturdu. Bravo. Gel gel. Ya sen niye hemen pes ettin ki ya? Ha? Niye pes ettin hemen? Yanına oturdu. Yok, pes etmek değil. Duvara bakmaktan mı artık? Ne oldu? Duvara karşı. Ha. Böyle başım gönlüm döndü. Böyle içim bulanır gibi oldu ama. Böyle 5 dakika oturayım ben kendime geldim. Tutamıyorum. Hayır, yoksa ben ne olacak? Böyle 12.000 tane oda boyarım ben. Ömer diğer koltukta. O da gülüyor. Haluk abi ya, esniyorsun, bana da bulaştı esneme. Bulaşacak mı esnemek? Yok, esnemedim. Çaylar geldi, tavşan kanı. Sağ ol. Ay eline sağlık be. Reyhan çayları sehpa niyetine kullanılan kolinin üstüne koyuyor. Ne oldu ya? İçiniz geçti. Haluk abi esneyince ben de esnemeye başladım. Yok be esne. Ah, Ayşem arıyor. Sessiz olun, tamam mı? Bir dakika.
Efendim canım. Ömerciğim baktınız mı, ev güzel mi? Haluk kıkırdıyor. Şimdi bakamadık. Emlakçıya gittik. Ev sahibi daha gelmemiş. Anahtarı bırakmamış. Onu bekliyoruz. Yani neden diye sorarsan nedeni bu. Olsun, Fahriye'lere yakın mı peki? Yakın yakın. Tamam. Tamam, konuşuruz, görüşürüz. İç balkonda korkuluklara yaslanmış Tolga'nın yanına geldi. Tolga? Hocam. Masarla Reyhan da esneyip gülüşenlere katılmış. İşte Haluk abi ya. Ne oluyor? Arkadaşlar, yani ev gerçekten harika oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani çok mutluyum yani şu an. Ama bir şey diyeceğim Haluk abi. Biraz mavi değil de yeşil mi oldu? Bu mavi o mavi değil. Cevit diye sattılarım. O mavi üstündeki maviydi. Niye bu maviyi seçtik? Ben onu anlayamadım. Eksin Haluk abi ya. Herkes esniyor. Ömer başını koltuk arkasına yasladı, gözlerini kapatıp kaykıldı. Yani bir haftadır okula da gelmiyor bu kız. Arıyorum arıyorum, ulaşamıyorum. Nerede ki? Evet hocam, ben de her gün arıyorum da kapalı telefonum. Peki bir arkadaşı falan var mıdır ulaşabileceğimiz? Yani aslında bir arkadaşı var Aylin diye de. Biliyor ama söylemiyor. Nasıl söylemiyor ya? Biz burada böyle telaş içerisinde söyleyecek. Nerede o? Ya ben baktım bugün ona da gelmemiş okula. Nasıl gelmemiş ya? Ne oluyor bu kızlara Tolga? Bir şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Polis. Polise haber vereceğiz. Kayıp başvurusunda bulunacağız. Gerçekten arkadaşımız yok. Nerede olduğunu bilmiyoruz diyeceğiz. Ben bir Ömer'e danışayım. Evet, Ömer'e danışacağım ben bunu. Evet. Aa, hocam vallahi çok sağ olun. Benim hiç aklıma gelmedi ya bu. Ayrıca bizim de hakkımız nerede olduğunu öğrenmek değil mi? Evet. Benim nikahlı eşim sonuçta. Yani çok doğru söyledin. Benim şimdi gitmem lazım. Yani konuşuruz, tamam mı? Üzme canını. Seval annenin de ellerinden öp. Tamam hocam, haydi, teşekkür ederim. Haydi, canını sıkma. Tamam. Tamam, görüşürüz. Tolga'nın yüzü nihayet güldü. Ama sonra yine korkuluklara yaslandı sıkıntıyla. Sırt çantası yerde. Sağ altta Antalya yazdı. Zeyno yatağına oturmuş. Geçmiş. Babandan onu bir tek sen koruyabilirsin Zeyno. Yoksa Tolga'nın hayatını mahvedecek baban. Okulunu, gençliğini, her şeyini mahvedecek. Sana yalvarıyorum Zeyno. Bak ileride sen de anne olacaksın kızım. Kim bilir belki bir oğlun olur senin de. Doğacak çocuklarının bağışı için yalvarıyorum. Tolga'mı mahvetmelerine izin verme. Sana yaptığı iyiliği böyle cezalandırma. Tolga'm bir tanedir benim. Pırlanta gibidir oğlum. Dünyada bir tane daha onun gibisi yok. Melek gibi oğluma. Kıyma Zeyno lütfen. Yardım et olur mu? Zeyno cep telefonunu aldı. Tek kişilik yatağın yanındaki komodinde çerçeve içinde Aylin'le çekilmiş bir fotoğrafı. Zeyno Tolga'nın numarasını bulmuş ama eli bir türlü aramaya gitmiyor. Ağlamaklı gözlerle telefonu kenara bıraktı. Şimdi sen beni suçluyorsun. Bense senin için senden uzak tutuyorum kendimi. Çok uzak. Yatağın sol tarafında stor perdesi kapalı bir pencere, sağ tarafta beyaz bir çekmecelik, üstünde makyaj aynası. Zeyno sıçrayarak aldı telefonu, arayan Tolga. Zeyno heyecanlı gözlerini önünde dolaştırıyor. Reddedip yaşlı gözlerle telefonu kenara bıraktı. Tolga siyah kaşe kabanının önünü iliklemiş çantası sırtında. Okuldan çıktı, bir daha aradı. Şimdi de kapalı. Of Zeyno, ne yapıyorsun ya? Bahçeye açılan çift kanatlı araç kapısından Ömer'in arabası girdi içeri. Burası evlerin bahçesi. Arabanın ön izgarasındaki logo siyah bantla kapatılmış. Ömer yanındaki Ayşem'e baktı. Ayşem'in yüzünde güller açıyor. Emniyet kemerini çözüp Ömer'e gülümseyerek indi.
Arkadan kızları indiriyorlar. Ömer şaşkınlıkla Ayşem'in neşesine bakıyor. Ayşem hardal sarısı kaşe paltosunu giymiş. Ne oldu? Yok bir şey. Var var, ben senin yüzünden anlarım. Ne oldu ya? Yani aslında var ama yemekte söyleyeceğim. Söyle şimdi, meraklandırma beni hadi. Ben de söylememek için gelmeyi çok zor tutuyorum. Çocukların da çok sevineceği bir şey. Masal'la Hacer bakışıp gülüştüler. Ama Ömer sen niye bu kadar geç kaldın? Hani hayvanat bahçesine gidecektik? Hemen gidelim, şimdi gidelim. Hayır dur. Eve gidelim, sonra gideriz. Haydi eve. Akşam ne oldu ya? Ne oldu Ayşem, ne oldu? Evdeler. Hah, geçin kızlar. Geçin bakalım, geçin, 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 geçin. Hoppa. Ömer. Ben dayanamıyorum, yemeği bekleyemeyeceğim. Yemeği mi? Yemeği niye bekleyeceğiz ki zaten? Ömer sürpriz var, söyledim ya sana, unuttun mu? Ha, unutmadım, ne oldu? Şimdi hazır mısın? Söyleyeceğim, bekle. Doktora gittim, bir bebeğimiz olacak. Bebeğimiz mi olacak? İyi de doktor nasıl bunu şey yaptı ki, hemen söyledi ki? Ya 4 aydır buradaymış minnak. Öyle anlaşıldı. 4 ay biz fark etmemişiz. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Hayt be! Çimen göz, bir tane daha çimen göz geliyor. Belki de Ömer. Hayt be! Oğlumuz oluyor. Oğlumuz oluyor. Yerinde zıplıyor. Çimen göz. Ailece sevgi yumağı oldular. Ayşem. Neden her şeyden en son benim haberim oluyor? Neden her şeyi benden gizliyorsunuz? Neden beni dışladınız? Beni neden sevmiyorsunuz? Neden? Niçin? Oğlumuz oluyor Melda. Gel. Gel sen de sarıl, gel. Çimen göz ne? Hayır. Hayır. Etraf gerçek olamayacak bir beyazlığa bürünmeye başladı. Oğlumuz oluyor. Oğlumuz oluyor. Oğlumuz oluyor. Ömer'in rüyasıymış. Ömer koltukta sızmış, oğlum gülüyor. Üstü başı boya içinde. Haluk yan koltukta kollarını göğsüne bağlamış, gözleri kapalı. Rüyası. Öpüresiniz. Baba koş, nikahımı geç kalacak. Geçtim nikahımı. Sen Denizcan değilsin ki, Elimcan'sın. Deniz'im baba, oğlunum senin. Hadi bak yürü, nikah kaçıracağız. Hem sen nerede kaldın bu saate kadar? Ya ben koyunlarla kuzuları sayayım dedim. Saydım bitmedi. Ondan sonra hayvanat bahçesi nerede onu öğreneyim dedim. Kimse söylemedi. Kayboldum gitti. Olsun baba, önemli değil. Geldin ya sonuçta. Geri. Dur bir bakayım sen. Nasıl görünüyorum baba? Saçlarım nasıl? İyi. Smokinle. Aslan evladım benim. Damatın onun gidiyorsun ha. Gel sarayım sana. Karşısındaki bir Edip oluyor, bir Deniz. Vallahi kızı ikna edene kadar anamdan emdiğim süt burnundan geldi baba. Ama nihayet senin verdiğin tavsiyeler sayesinde kızı ikna etmeyi başardım. Asla evladım benim. Gel bir sallayayım sana. Hop, ayrılın, ne oluyor ya? Kötü, ne oluyor? Ne oluyor burada? Fahriye abla. Ne oluyor burada? Ben Denizcan damatcan olmuş gidiyor Fahriye bacım. Denizcan. Bana bak. Bayramdan bayrama gelmedin. Hiç uğramadın bu adama. Ne oluyor şimdi? Ne yapıyorsun yani sen? Ne oluyor? Çok doğru. Çok doğru Fahriye bacım. Duy bunları Deniz. Yani ben resmen senin yüzünü unuttum artık kerata ya. Ya kendi oğlumu resmen bak şimdi Edip gibi görüyor. Yok Deniz, Sedip gibi görüyorum ben ya. Ya bir yeni yıl, doğum günü, bayram. Ha niye uğramadın sen bu adama ya? Tamam annenle baban ayrılmış olabilir ama bu kadar anneci olunmaz ya. Bu da senin baban be. Sırtına baba vuruyor. Baba gibi, baba. Ziyaret edeceksin onu. Ayıp. Elin çok net. Tabii. Fahriye bacım ama gerçekten haklı Fahriye bacım. Duy bunları artık, yeter artık. Ben de babayım, duy feryadım artık, yeter. İyi de baba, yeni mimarlık ofisi açtım. Sen de biliyorsun işlerin ne kadar yoğun olduğunu. He onu biliyorum, burası doğru. Ayrıca ben senin yüzünü hiç unutmadım ama sen benimkini unutmuşsun. Sen hala aynısın. He ben değişmedim ki, aynıyım ya. Aynı. Fahriye abla sen de hiç değişmemişsin. Sahi, tip olarak mı? Yok, huy olarak. Yani hala insanların dertleriyle kendi derdinmiş gibi uğraşıyorsun. Ha, yani arkadaşlarımız öyle bir ortaya karışık yapıyoruz yani. Eyvah, ben nikaha geç kaldım. Ya hadi hadi, hadi. Koş, koş, koş Denizcan. Hadi. Dur, dur. Gel 2 dakika, dur. Eli dur omzunda.
Sen bana esas şu kadarını söylesen bana oğlum. Sen nasılsın sen? Ne yapıyorsun? Ha? Sen mutlu musun bu hayatta? Ha? Olmaz mıyım baba? Bir kere senin gibi bir babam var benim. Mutlu olmaz mıyım? Yani sorduğun kabahat. Asıl evladım benim. Kucakladı. Hadi koş fırla. Hadi kendi kaçırma. Hadi geliyorum. Hadi. Hadi yat. Hadi. Gerçek. Aslan olur mu? Evladıma bak be. Aslan evladım. Başını arkaya yasladı. Yanında Fahriye. Başını koltuk kolçağındaki çantasının üzerine koyduğu eline yaslamış. Rüyası. Ve dünya tarihinde ilk kez bir blog yazarına Nobel ödülü vermenin onurunu yaşıyorum. Bu yıl Nobel Fahriye ablaya geliyor. Çete olarak en önde oturuyorlar. Önce Ayşen ve Reyhan'a koştu. Oldukları salon üniversitenin bir salonu. Ahmet, Tolga, Metin, öğrenciler de salonda. Kürsüye koşturdu. Beyaz elbisesinin üstüne siyah bir ceket giymiş. Sunumu yapan profesör cübbeli adamla tokalaştı. Adamın elindeki sarı adam heykelciğini aldı. Salondakilere ya. Gösterip ellerini kürsünün iki yanına koydu. Enteresan. Şöyle bir Türk blog yazarı olarak Nobel almış olmak benim için inanılmaz. Şöyle ki ben son zamanlarda çok internet sisteme girmiyordum. 3 tane falan yazı yazmıştım ama demek ki dikkati çekmiş. Ya çok teşekkür ederim ya. Sağ olun. Teşekkürler. Ay harika. Merdivenin altında ona elini uzatan Taner'le çarpışır gibi oldular. Aa, sen nereden çıktın be? Fahriye, ben senin en büyük hayranım. Yıllardır seni düşündüm durdum. Sarışın, fit. Sahi mi? Neredeydin peki? Yani niçin aramadın, sormadın canım, ortadan kayboldun? Allah Allah. Aslına bakılırsa buralarda değildim. Yani kutupları maviye boyamam gerekiyordu. Çünkü biliyorsun kutup ayılarının hayati tehlikesi hala devam ediyor. Çok tatlı. Çok tatlı. Çevreci de. Peki bir şey merak ediyorum ben. Yani bu kadar böyle hassas, naif kalpler. Yani yalnız olmak zorunda mı? Hala yalnız mısın sen? Evet. Sen peki? İnanılmaz derecede yalnızım ben ya. Yani öyleyim. Ya ben anlamıyorum Taner bunu ya. Niçin hassas naif kalpler yalnız olmak zorunda? Yani bunun bir cevabı olmalı ya. Niye yalnızız biz ya? Allah'ın aşkına bir cevap ver ya. Fahriye, benimle niye gelmiyorsun? Nereye? Yüreğinin götürdüğü yere. Bu kadar korkak olma. Kendine güven biraz. Cesur olmalısın. Gel. Bir dakika! Benle buradayım. Hoş geldin. Taner'le tokalaştı. Yani ben çok şey yapmadım. Masajdan da bileyim. Evde internete çok da girmediğim için. Yani şey, şifreli mi ne artık? Ne? Çok yazdığını takip etmedim. Yani hepsini okudum desem yalan olur. Aslında çok da ilgilenmediğim de mevzu olduğu için zaten yazdım. Olsun. Olsun. Ama bir dakika. Başarılarına gurur duyuyoruz hocanım. Evet. Sen bizim hepimiz için çok esaslı bir insan. Sen herkesin sevdiği, saydığı kıymetli Fahriye ablasın. Sen bir kere bizce bu dünyanın hassas insansın sen be. Bırak bu dingil nereye gidiyorsa gitsin. Bırak. Bırak, kutuplarımı kurtarıyor, ayılarımı kurtarıyor. Ne yapıyorsa yapsın. Bence sen burada kal ve yazılarınla en azından şu gençlere, bizlere yol göstermeye, dertlerine çare olmaya devam etmesin. Otur. Fahriye iki eliyle tuttuğu ödülünü sağ ve sol omzunun yanında havaya kaldırdı. Bir yandan sallıyor, bir yandan gururla gülümsüyor. İzleyiciler ayağa kalkıyor. Halit oturmuş Taner'e diye ayar veriyor. Fahriye el sallamaya, ödülünü kaldırıp göstermeye devam ediyor. Gerçek. Çok güzel benim yazılarım ya. Harika benim yazılarım. İyi kuruyor. Reyhan Mazhar'ın omzuna yatmış, gülümsüyor. Mazhar'ın kaşları hafif çatık. Rüya, Reyhan okul koridorunda yürüyor. Ne ya?
tavandan bir şeyler yağıyor. Yağlar konfeti gibi minik minik şeritler halinde kesilmiş kağıt parçaları. Reyhan konfeti yağmurun altında kendi çevresinde dönüp kağıt şeritlerine dokunmaya çalışıyor. Eğilip birini yerden aldı. Benimle evlenir misin? Yazıyor üzerinde Reyhan kendi çevresinde döndü. Yerden bir kağıt şeridi daha aldı. Kağıtların çoğu mavi renkte. Bunda da benimle evlenir misin yazıyor. Ay ne oluyor ya? Hemen cevap vermeni istiyoruz Reyhan. Çok sevindik. Daha fazla bekletme bizi. Allah Allah. İç balkonlarda Allah Allah. Öğrenciler. Mazhar merdivenleri iniyor. Üzerinde siyah kaşe paltosu, gözünde güneş gözlükleri. Reyhan onu fark etmedi. O hala kağıt parçalarıyla cebelleşiyor, üflüyor. Eliyle ileriye doğru itiyor. Mazhar koridorun diğer ucuna geldi. Reyhan onu hala fark etmedi. Mazhar gülümsüyor. Mazhar kollarından tuttu. Reyhan. Sen mi yazdın bütün hepsini? Tabii ki ben yazdım. Ne sandın? Peki nasıl organize ettin böyle bunları, gökten yağdırdın? Senin için yapmayacağım şey yok Reyhan. Ama yani neden herkesi çağırdın? Dedikodumuz yapılacak. Aman boş ver be. Yaparlarsa yapsınlar. Seni gökyüzündeki bulutların mavi sevdiği kadar seviyorum Reyhan. Benimle evlenir misin? Ama şu anda bilemedim. Ay ne oluyor bana ya? Kusura bakma. Ya, biraz sabırlı ol yani. Bilemiyorum şu an. Bekle biraz. Yeter be. 5 yıldır bekliyorum ben. Bekle bekle. Daha ne kadar bekleyeceğim ya? Tam 18.00'da köşedeki bakkalın oraya gel, tamam mı? Gidiyor. Neden? Çok fazla soru sorma. Gitmeliyim. Küp şeker anlamışız ya. Mazhar üstüne muşamba örtü serilmiş ahşap masadaki sandalyeye oturmuş. Şaşkınlıkla masanın yanında cansız manken gibi dikilen Ayşem'e döndü. Ayşem. 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 Diğer yandaki Ömer'e döndü. O da cansız manken. Ömer. Ömer. Masa nikah masası konseptiyle hazırlanmış. Mazhar kucağındaki buketi fark edince... Reyhan gelinlikle yanında. Reyhan! Reyhan! Sen her şeyi halletmişsin, ayarlamışsın. Evet, nikah memuru da gelecek birazdan. Ne? Nikah memuru mu? Ya insan önceden haber verir, bir hazırlanırdık, kıyafet giyerdik, saçımızı başımızı yapardık böyle. Boyalı boyalı böyle, pis pis kaldım burada ben. Hadi konuşmayı bırak da şu defteri imzala. İmzaladık, tamam. İmzaladık. Sabri, senin ne işin var burada? Evleniyoruz ya dostum. İmzala, imzala. Sevinç. Reyhan. 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 Reyhan'la Sabri evleniyor. Kusura bakma Mazhar, sen beni çok oyaladın. Ben de o yüzden Sabri'yle evlenmeye karar verdim. Ne? Sevinç? Sevinç! Buradayım aşkım. Hani sen Sabri'yi yedeklemiştin. Yedeğin de o senin. Ne oldu? Melda'nın sana çok selamı var. Bu küp şekerleri yolladı sana. Küp şekerleri? Hayır. Reyhan. Hani bizim mavicik, masmavicik hayallerimiz vardı. Evlenecektik. Olamaz. Olamaz. Gel, kaçıyoruz. Bulutların üstünde koşacağız daha. Elinden tuttu. Ama Reyhan. Gerçek. Telefonu arayan Ayşem. Telefon çay bardaklarıyla birlikte kolinin üzerinde. Etraf bulanık. Reyhan gözlerini sıkıp gevşetiyor. Ay. Ay. Ay çok acayip rüyalar gördüm ya. Aa ben de. Sen de mi uyuyordun? Aa evet. Aa herkes uyumuş. Aa bu ne ya? Ömer. Ömer'in telefon çalıyor. Ömer. Ömer uyan. Hı. Ömer canım uyan. 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 Ne oluyor?
Bilmiyorum ya, bizim içimiz geçmiş. Benim başım çatlayacak gibi ağrıyor ya. Biz zehirlendik biliyor musun? Şu camı çerçeve aç, Allah'ını seversen. Reyhan. Haluk abi. Kalk. Reyhan cama Haluk gidiyor. Fahri. Ne mesajı? Edip nerede? Ne Edip nerede? Reyhan camı açtı. Ne bileyim nereden çıktı? Oğlumun yanına geçmiş. Edip cansın. Yardım edin. Ömer ne yapıyorsun sen? Niye açmıyorsun telefonu? Sen meraktan öldürmeye mi çalışıyorsun beni? Duymamışım ben. Ömer çocukları okulda bırakmışsın. Herkes gitmiş orada yalnız kalmışlar. Ne oluyor? Ne? Saat kaç oldu ki? Telefon ekranına baktı. Ne yapıyorsan bilmek istiyorum gerçekten. Kızları da alıp buraya geliyorsun. Ne olduysa anlatıyorsun. Derhal. Ömer'in lafı ağzında kaldı. Ayşem evde. Ömer de hızlı adımlarla evden dışarı attı kendini. Gece Boğaz Köprüsü yeşil ışıklar içinde. Bahriyelerin evde mutfak. Ne? Reyhan Sabri'yle tekrar denemek istiyormuş. Oha skandal. Ben de inanamıyorum canım. Şok oldum ben de duyduğumda. Kızım bana bak. Bu uyanıklar bayağı seni deniyorlar ha. Akıllı ol. Neden ki? Ay ne bileyim ben neden ki? Belli ki şüphelenmişler işte. Neden şüphelenecekler canım? Hayır yani Masar zaten beni terk etmek için fırsat kolluyor. En ufak bir şeyi de terk eder. Depresyondayım diye terk etmiyor zaten. Depresyondan çıkmamı bekliyor. Ama tabii daha çok bekler o ayrı mesele. Ay senin kafan bazen çalışmıyor ha. Ne dedin sen? Ya kızım bir düşünsene. Ne işi olur Reyhan'ın Sabri'yle? Bunlar belli ki seni deniyorlar. Allah Allah, bunlar Masar'la kavuşacakları günü bekliyorlar diyorum sana. Ya Melda'cığım, yani ben ekstra dikkatli davranıyorum. Yani bizden şüphe edemezler Sabri'yle benden. Böyle bir şeyden şüphelenmelerine imkan yok. Yok. Vallahi ben onu bunu bilmem. Bak, bu dostlar çetesi seni de takip etmiş olmasın? Ya, etmişler midir? Etmişlerdir. Ya bana bak, yakında senin bu depresyon numaran da yemez. Çok dikkatli ol, foyan ortaya çıkmak üzere. Melda. Elini tuttu. Bana yardım etmen lazım senin ya. Ben bana bu yaptıklarını onların yanına bırakamam. Bir şekilde ödetmem lazım, tamam mı? Sürünmeleri lazım, böyle sürünmeleri lazım. Ay, ben seni çok iyi anlıyorum, tamam mı? Ben seni çok iyi anlıyorum. Yazık yavrum benim, kuzum ya. Sana çok haksızlık ettiler bunlar, çok. Bana yardım edeceksin değil mi? Dur. Bana bu yaptıklarını bir şekilde onlara ödetmem lazım. Yardım etmelisin bana Melda. Ne yapmalıyım peki? Bana akıl vermelisin. Nasıl yapacağız? Bence sen Reyhan'ın teklifini kabul et. Ne? Çekti elini. Nasıl yani? Evet. Sabri'yle de git konuş. Git konuş sen Sabri'yle. Evet, o böyle tekrar Reyhan'la denemek istiyormuş gibi davransın. Onların blöfüne res çekerek yanıt ver diyorsun yani. Aynen öyle demek istiyorum. Bravo. Bak ne diyeceğim. Sabri'ye söyle böyle senin yanındayken iltifatlar etsin. Böyle kabartsın, şişirsin iyice. Bunlar da ne kadar saçma bir şey düşünmüşüz diye yanılsınlar. Sen de vakit kazanmış olursun. Ay ne Hint kadınsın sen ya. Ya ben niye senin gibi Hint düşünemiyorum? Öğrenirsin annem, öğrenirsin. Fahriye geldi mutfağa. Ne kaynatıyorsunuz siz burada ya? Ha? Ay ne kaynatacağız canım? Çorba kaynatıyoruz işte. Afiyet olsun. Sana da. Fahriye göz süzdü suyunu içiyor. Sevin çorba karıştırıyor Melda yanında. Ayşem'in evde akşam yemeği. Ömer baş köşede. Ayşem sol, Reyhan sağ yanında. Ayşem gözlerini dikmiş şüpheyle bakıyor. Hayır yani düşünüyorum. Sonra bir daha düşünüyorum.
Ama yine de anlayamıyorum. Yani bir insan eve bakarken neden telefonunu duymaz? Duymayabilir. Yani. Babamın kulaklığı kapanmış. Bir tek Ayşen dinliyor. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, diyelim ki anladım. Onu anladım. Ama ben şunu anlayamıyorum. Gerçekten bir insan ev bakarken çocukları nasıl okulda unutur? Bunu hiç anlayamıyorum. Canım, anlatıyorum ya sana. İşte ben anlayamıyorum. Ben anlayamıyorum. Yok, yani öyle değil. Estağfurullah. Yani şimdi ben söyledim ya. Yani emlakçı müthiş, son derece geveze bir adamdı. Yani taramalı tüfek gibi. Orada da ev var, ona da bakalım. Burada da ev var, buna da bakalım. Şuna da bakalım, buna da bakalım falan derken bir baktık akşam olmuş. Biz de fark etmedik yani. O derece. Akşama kadar ev bakılmış ama uygun bir ev bulunamamış. Yani olamadı, evet. Öyle oldu. Şimdi bu Haluk abilerin yakınındaki ev var demiştim ya sana. Şimdi o eve bakacaktık. Anahtarı unutmuş. Yarın bakacağız artık. Nasıl unutur ya? Nasıl bir emlakçılık anlayışı? Ne oluyor yani? Ben anlamıyorum. Tamam. Ben okul çıkışı ben bakıyorum. Gerek yok. Niye bakacaksın canım? Ben bakarım. Ya şu an hiç işim yok biliyorsun. Gider ben güzel güzel bakarım. Sen hiç keyfini bozma. Dinlen sen. Ya o kadar dersin üstüne. Sen dinlen. Yani. Afiyet olsun. Mercimek çorbalarını içiyorlar Ayşem'in gözleri Ömer'de. Tolga pembe kılıf geçirilmiş kanepede oturmuş. Geçmiş. Ben senden çok hoşlanıyorum. Beni yanlış anlama. Ben bu evlilik meselesi çıkmadan önce yani senden bu kadar hoşlanabileceğimi bilmiyordum. Ama tanıdıkça yani resmen aşık oldum sana. Bu evliliğin gerçek bir evlilik olmasını da isterdim. Şimdi Tolga dalıp gitmiş. Elinde eski model tuşlu telefon. Arama yaptı. Selo, aç şu telefonu ya. Tekrar aradı. Başını eğdi, sıkıntıyla alnını ovuşturuyor. Metin ailenin kapısında, elir montunun ceplerinde bekliyor. Çelik kapının iki yanında ağaç resmedilmiş vitraylar var. İçeride ışık yanıyor ama kapı açılmadı. Metin döndü, gidiyor. Ne işin var burada? Aylin dağınık, üstünde kışlık sabahlığı. Ne istiyorsun? Ya ben şey... Seni merak ettim. Cuma'dan beri okulda yoksun. İki gündür telefonlarına da bakmıyorsun. Ne bileyim, öyle gelip kendim görmek istedim. Ve pek iyi görünmüyorsun sen. Hasta filan mısın? Aylin kapıyı açık bırakarak içeri yürüdü. Metin de girdi arkasından. İçerisi darmadağın. Kırılmış kıyafetler, sefanın üstünde bardaklar, cips paketi. Aylin bir klente sarılıp koltukta kaykıldı. Aha! Aylin, ne yaptın sen ya? Hiç mi toparlamıyorsun sen bu evi? Böyle ev mi olur? Hem senin yardımcın yok muydu? Ne oldu ona? Canım sıktı, kovdum. Ne yaptın, ne yaptın? Kovdum. Kovdun mu? Ya yazık değil mi kadına? Ben anladım seni. Sen yine içtiğin ilaçları, içtiğin ilaçları. Bu hale geldin değil mi? Aylin sersem gibi gözlerini açık tutamıyor. Hey Allah'ım ya. Metin eğildi, sehpanın üstünü topluyor. Tolga evde. Bilinmeyen numara. Özel numara. Alo. Kapattı. Telefon ekranına bakıyor. Arama yaptı. Başını eğip elini yüzüne bastırdı. Kaldırdı kafasını, elini çenesine koydu. Köfteci. Seval Hanım, hadi siz de toparlanın da giderken sizi de bırakalım. Menteş Bey, bakın her geldiğinizde bu konuyu tartışıyoruz. Yani rica ediyorum, lütfen ısrar etmeyin artık. Ben kendi imkanlarımla giderim evime. Hayda. Ne demek yani şimdi bu? Sanki ben size çok kötü bir konuda ısrar ediyormuşum gibi oldu.
Vallahi kırıldım, çok kırıldım şu anda. Yok öyle demek istemedim, yanlış anladınız. Yani böyle ikidir bırakıyorsunuz evi, oğlanla tartışıyoruz sonra Menteş Bey. Genç delikanlı adam, gururuna dokunuyor demek ki. Allah Allah. Yani anası işten akşam vakti yorgun argın otobüslerinden eve dönerken gururu incinmiyor da... ...arabayla rahat rahat dönüyor diye mi gururu inciniyor? Bakın eğer başka bir mesele varsa onu da çözeriz. Ay, yok canım, ne meselesi olacak? Sağ olun. Ama dedim ya işte genç delikanlı adam. Ne bileyim, kıskanıyor herhalde annesini. Ama ne olur yanlış anlamayın. Anladım. Ne de olsa genç delikanlı kıskanıyordur tabii. Ya, erkek evlat işte. Evet. Beni de tanımıyor tabii ne de olsa. Ya tabii. Peki. Madem öyle delikanlı bir arkadaş bu. Arabayı vereyim, bundan sonra akşamları sizi alsın eve götürsün. Sabah işe bıraksın, sonra da okula gitsin, olmaz mı? Yok canım, olacak iş mi o? Hiç kabul edilecek bir teklif mi bu İlahi Menteş Bey? Nasıl yani? Ben şimdi burada boş boş mu konuşuyorum, laf olsun diye mi konuşuyorum? Ay yok haşa, öyle demek istemedim ben. Bakın. Olaydaki gerçek katili bulmak üzereyim, çözüldü çözülecek. Hey, ama... Neyse uzatma. Hadi al sen çantanı mantonu. Bu akşam da bırakalım seni, sonra düşünürüz. Ama Menteş Bey... Yolda anlatırsın derdini Seval Hanım. Eğer çok mesele oluyorsa bir arka sokakta bırakırız seni. Böylece çocuk da görmemiş olur, tamam mı? Hadi oğlum, arabayı hazırla. Hadi sen de çabuk ol. Selim hala tezgahın diğer tarafında, ortalığı topluyor. Tamam deyip acele etti. Bizde çare tükenmez. Benim adım Menteş Kirmen. Gözlerini duvara astırdı, baraklı çerçevesi olan büyük boy fotoğrafına çevirdi. Metin Aylin'in evinde elinde bir tepsi, gülümseyerek salona geldi. Aylin sızıp kalmış. Metin tepsiyi sehpaya koydu. Aylin. Bacağından hafifçe döktü. Aylin. Uyan hadi Aylin. Araladı gözlerini. Sen hala burada mısın? Buradayım tabii. Kalk kalk bak ne yaptım sana. O ne? Domates çorbası. Gittim mutfağa, ellerimle yaptım. Vallahi senin için. Yani daha güzel şeyler yapmak isterdi gönül tabii ki ama... ...bir tek bunlar vardı. Domates çorbasıyla tost. Hadi kalk, kalk da ye. Neye uğraşıyorsun? İşin mi yok? Yok tabii. Allah Allah. Kalk hadi. Onunla mı ben içireyim? Ellerimle içireyim sana. İçiririm bak istersen. Aylin kalkıp oturdu. Al bakayım şu tepsiyi kucağına. Hadi bakalım. Aylin kaşığı alıp Metin'e yandan sert bir bakış attı. Metin gülümseyerek izliyor onu. Ya Aylin, sen böyle dışarıdan sert, kırılmaz falan görünüyorsun ya. Yok öyle bir şey. Gerçekten ben senin kadar ana kuzusu görmedim daha önce. İstediğini söyle, rahatla, hakaret et. Umurumda sanki. Bıraktı kaşığı. Ya bak Aylin, toparlanman lazım senin. Gerçekten. Böyle olmaz. Yazık olur sana, bu nasıl bir yaşam tarzı? Allah Allah, o ilaçları da at gitsin, o ilaçlar sana yaramıyor. Karışma iş mi? Karışırım. Karışırım efendim. Bu ne ya böyle kanepelerin içinde, battaniyelerin altında... ...böyle depresif haller senin gibi akıllı bir kıza yakışıyor mu? Sahip olduklarını görmeye çalış. Yoksun olduklarını düşünme bu kadar. Nasihat etme bana. En sinir olduğum şey. İç hadi iç. Bana kızıp aç kalma. Ye bakayım. Defterden kopardığı sayfayı kurşun kalemle çiziktiren Tolga, başını sol eline yaslamış. Geçmiş, aynı masada oturan Zeyno'ya çay getirdi. Önlerinde defter kitapları açık. Şimdi... Bir çizik daha atıp kalemi bıraktı. Sol elini göz çukurlarına bastırdı. Özel numara arıyor. Alo, Zeyno, Zeyno sensin biliyorum. Bir dakika kapatma, lütfen kapatma. Gerçekten Zeyno. Konuşmasan da olur. Nefesini bile duysam yeter bana artık.
Zeynun niye kayboldun ortadan? Nerede olduğunu öğrenmeme neden izin vermiyorsun? Sadece iyi olduğunu bilsen bana yeter. Tek ihtiyacım olan şey o. Sen... Zeyno, sen gittiğinden beri gerçekten berbat haldeyim. Hiçbir şey yapamıyorum, çalışamıyorum. Ders dinleyemiyorum. Eğer bana kızgın olduğun için gittiysen ne olur söyle. Ben okulu bırakırım. Yeter ki sen gel. İkisi de ağlamaklı. Zeynep. Ben sensiz yapamıyorum ya. Hayalin gözümün önünden gitmiyor. Ben sana hep doğruyu söyledim, hiç yalan söylemedim. Zeyno telefonu kulağından indirdi. Bordo kalife bir koltukta oturmuş. Telefonu göğsüne bastırdı. Derin bir nefes çekti içine. Başını koltuğun arkalığına yasladı. Kederle önüne bakıyor. Yan taraftaki ahşap sehpanın üstünde dekoratif iki beyaz kuş ve bir abajur. Tolga elini yüzünden alıp masaya oturdu. Önündekileri yere süpürdü. Elini yüzüne kaldırıp indirdi. Başını göğsüne doğru eğdi. Ahşap çalışmaya uğraşıyor. Peşinden de anneciğim. Ben mi yapacağım her şeyi bu evde? Ben mi koşturacağım? Ayakkabı dolabına eğildi. Işık terliği aldı. Sonra durdu, ayakkabılara bakıyor. Ömer'in ayakkabısındaki boyayı fark etti. Ayakkabıyı aldı. Hafifçe tebessüm ediyor. Metin mutfak tarafından salona geldi, gülümsüyor. Aylin yatmamış, oturuyor. Oh! Bak mis gibi hepsini bitirmişsin işte. Ne güzel. Ben olmasam aç kalacaktın ha. Değil mi? Eline sağlık, güzeldi çorba. Afiyet olsun. Şimdi ben gideyim, bunların hepsini güzel güzel bir toparlayayım. Sonra da o yerlerini tespit ettim hepsini, o ilaçları atacağım çöpe. Sabah da geleceğim. Güzel güzel seni okula götüreceğim, tamam? Yarın dersim yok. Bütün gün uyuyacağım. Tamam. O da olur. Koltuğa kıvrılan Aylin'in üstünü örtüyor. Uyu sen o zaman güzel güzel. Ben yine de sabah gelirim ama. Okula gitmesek de en azından şey yaparız, bir yürürüz böyle güzel. Temiz hava alırız. Hadi iyi geceler. Aylin'in gözleri kapalı. Metin. Zeyno Antalya'da. Zeyno mu? Hı hı. Bunu öğrenmeye çalışıyorsan uğraşma. Söyledim işte. Ben... Tolga'ya da söyle. Onun yüzünden tek arkadaşımı da kaybettim. Dur bir dakika. Zeyno Antalya'da mı dedin sen? Tepsiyi bırakıp ayak ucuna oturdu. Evet. Bıraktı gitti. Kaçtı işte. Ama Tolga istemedi ki Zeyno'nun Antalya'ya gitmesini. Senin haberin yok mu sahiden? Neyden haberim yok? Tolga'nın annesi gelmiş. Zeyno'ya yalvarmış. Cevdet amca Tolga'ya kötü bir şey yapacak diye çok korkmuş kadın. Ona bir tek sen yardım edebilirsin. Ona acı. Sana yaptığı iyiliği geri çevirme demiş. Zeyno da hak verdi. Bütün eşyalarını topladı. Çekti gitti İstanbul'da. Bağdaş kurmuş, kitabın satırlarını altını çizerek okuyan Reyhan yatağında. Gel.
Ayşem neşe içinde. Reyhan sana bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. Sakin. Ömer ev tutmuş bana sürpriz hazırlıyor. Ne? Hay, kim söyledi? Ömer mi söyledi? Neyi? Şeyi sürpriz hazırladığını. Hayır canım, ben kendim anladım. Kendi çabalarımla. Ay nasıl anladın? Nereden anladın? Kim söyledi? Nasıl oldu? Anlat çabuk. Pabuçlar söyledi. Tabii. Ömer'in pabuçlarının kenarında bir baktım ki mavi mavi boyalar var. Yani Ömer ev tutmuş, evi boyuyor. Yani telefonlara ondan bakmamış, kızları da okuldan o yüzden geç aldı. Anladım ben, sürpriz geliyor bana. Aman canım, o belki de öyle değildir yani. Var var, sürpriz var. Ömer'in tarzı bu, ben biliyorum, romantik o. Mavi mavi. Ya ama bütün sürpriz kaçtı şimdi, gazı kaçtı ya. Hayır canım, kaçmadı. Ben içimde onu yaşartıyorum. Heyecanlıyım yani şu anda. Ben hatta Ömer'le gidip bir şey yapayım, bakayım. Ev sallayarak çıktı odadan. Ayşemlerin gri neresinde yatağın üzerinde defter ve kitabı açık halde uyumuş kalmış Ömer. Ayşem gülümseyerek girdi, Ömer'i görünce ses yapmamaya çalışarak kapıyı usulca kapattı. Yatağın yanına koşturdu, oturdu Ömer'in yüzüne bakıyor. Uzandı, saçını okşuyor. Ömer. 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 Açtı gözlerini. Uyuyakalmışsın. Başını kımıldatıp gülümsedi Ayşen'e. Bir oğlumuz olsa ne güzel olurdu. Nereden çıktı şimdi bu? Rüyamda gördüm. Sen hamilesin. Doktora gidiyorsun, doktor erkek diyor. Sen çok yoruldun. Sen bu evi ararken çok yoruldun. Gelsene. Ayşem defter kitabı kaldırıp Ömer'in kolunun üzerine yattı, ona sırtı dönük. Ömer arkadan sarıldı, başını başına yasladı, saçından öptü. Yumdular gözlerini. Ömer uyumayı sürdürürken Ayşem gözlerini ara ara açıyor. Sabah erken saatler. Kampüs, çimlerin arasındaki yürüme yolunun iki yanına kampüs lambalı aydınlatma direkleri dizili. Reyhan koydu orada. Reyhan. Sevinç hocam, nasılsınız inşallah? Sabri ile konuştum. Öyle mi? Ne dedi? Olmaz dedi tabii, değil mi? Ama haklı çocuk yani. Ben de ne yapayım artık, kaderime küseceğim. Sana son bir şans daha vermeyi kabul etti Reyhan. Hadi ya. Kabul etti demek. Ama bir şartı var. Eğer ki bu yemek iyi geçerse onu bir daha üzmeyeceksin. Ve sonsuza kadar terk etmeyeceksin. Sonsuz. 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 Böyle. Sonsuz. Sonsuz. Sonsuza kadar. Dur bakalım, bir gidelim yemeğe de. Bakacağız, anlaşabileceğiz mi bakalım Sabriciğimle. Anlaşırsınız, anlaşırsınız. O çok anlayışlı bir insan. Harika bir insan. Kim anlaşamaz ki onunla? Birbirlerine yapmacıktan gülümseyip göz süzüyorlar. İkisinin de çenesi yukarıda, başı dik. Tolga sınıfta sıraya oturmuş, önündeki kağıdı karalıyor. Metin koşarak girdi. Kardeşim. Hallettim durumu. Haber bende. Ne haber oğlum ya? Zeyno Antalya'daymış. Antalya'da mı? Evet kardeşim, Antalya'da. Aylin söyledi ama daha fazla soru sormadı, ama benden bu kadar. Bir dakika, bir dakika. Zorla mı tutuyorlarmış peki? Ya oğlum şey işte, Aylin... Ya sorma dedik işte, Allah Allah. Ya Metin sorma ne demek? Adam gibi anlatsana şunu, deli etme beni ya. Ya şöyle işte... Sen bu yalancı şahitlik mevzunu kabul etmedin ya. İşte Zeyno da gitmiş babasıyla anlaşma yapmış. Ne anlaşması? Şöyle bir anlaşma. Bir sene boyunca Zeyno gidecek, babasının dizinin dibinde oturacak böyle. Bu sizin anlaşmalı boşanma süresinde de, yani anlaşmalı boşanamama süresinde de babası sana bir zarar vermeyecek. Olay bu. Böyle bir anlaşma. Bir dakika, yani Zeyno sırf benim için mi gitmiş her şeyi bırakıp Antalya'ya?
Benim yüzümden mi yani? Aynen kardeşim. Ah Zeyno ya. Ah Zeyno, sen ne yaptın ya? Nedim, benim bu saçmalığı düzeltmem gerekiyor. Benim bir şekilde Zeyno'ya ulaşmam lazım. Nerede Aylin? Aylin şeyde, hasta o, evde, bugün gelemez. Başlarını kapıya çevirdiler. Merhaba arkadaşlar. Hocanız geldi, ben kaçıyorum. Tamam, sağ ol kardeşim. Görüşürüz. Hocam. İyi dersler. Sağ ol, teşekkürler. Hayırdır, ne oluyor? Ya hocam, bu arkadaş bölümleri karıştırıyor. Ne zaman gelseniz burada bu tip, siz anlamıyoruz yani. Hocam, hiç alakası yok. Bu terbiyesiz arkadaşın söylediklerine inanmayın. Metin bana bir şey söyleyecekti. Geldi, bir haber verdi. Şimdi gidiyor. Aynen hocam, olay arkadaşımın anlattığı gibidir. Ben size iyi dersler diliyorum. Hürmetler. Evet. Saygılar hocam. Görüşmek üzere hocam. Evet. Hadi. Hadi Erdoğan. Metin Ahmet'i gelsene dışarı diye çağırarak elini kapıya salladı. Ayşem Tolga'nın yanına geldi. Haber, ne haberi, Zeyno'dan mı? Evet hocam, Zeyno Antalya'daymış. Ne demek Antalya'da, ne yapıyormuş orada? Hocam benim gerçekten çıkmam gerekiyor. Nereye? Zeyno'yu getireceğim. Kusura bakmayın, hiç ders dinleyecek durumda değil. Oho, bunlar sizi hiç takmıyor hocam. Hocam, bunlar sizi hiç takmıyor. Ders olmayan geliyor, ders olan gidiyor hocam. Bunlar sizi hiç umursamıyor hocam. Otoritenizi sarsıyorlar hocam bunlar sizin. Sarsırmam! Otoritemi sarsırmam, otorite yerine. Tamam hocam. Kalk ayağa. Niye? Ya sahteye problem çözeceksin. Kalk. Ne gülüyorsun sarı? Gülme. Problem onlar çıkarıyor, problem bize patlıyor ya. Konuşmayız. Karşı kıyıdan Haliç. Boya bitmiş Masar odanın videosunu çekiyor Ömer'le Haluk yanında. Süper ötesi bir ev oldu. Siz olmasaydınız bu kadar güzel olmazdı abi. Vallahi sağ olun. Şimdi bir de eşyalar gelsin, bir de güzel temizleyelim, tamamdır. Çok güzel olacak ya. Harika olacak vallahi. Abi, Ayşem'i de iyi idare ettim değil mi? Bravo. Şüphelenmemiştir. İyi. Ben bakarım, ben bakarım, ben bakarım. Videoyu kapatmadan koştu. Kızlar, hoş geldiniz. He, gönderdim. Beyler, bakın kenara çekilmek yok, öyle boyaları kaldırıp temizleyeceğiz ortalığı. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Ya ne demek o ya? Bir saatte hallederiz ya. İmece usulü ya, bir saat. Hallederiz Masal, evet. Kardeş, ama incelikle iş şimdi, biliyorsunuz. Ayşem çok titizdir, her yeri toparlamamız lazım. Dolapları, camları, kenarı, köşeyi, her yeri temizlemek şart yani. Yapacağız. Oh! Hadi bakalım. Masar. Yanına geçti. Ben de şey yapayım da. Yalnız bıraktılar. Sevinç Sabri'ye buluşma isteğimi söylemiş. O da kabul etmiş. Ne? Bir daha söyle. Sevinç Sabri'ye buluşma isteğimi söylemiş. O da kabul etmiş. Sebahat Köfteci'de. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol. Aa, Tolga, hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk anne. Konuşabilir miyiz biraz? Tabii, konuşuruz. Sen geç otur şöyle, ben hemen şunlara bir bakayım geleyim. Tamam. Sebahat köfteleri çeviriyor. Selim. Köfteleri Selim'e bıraktı. Sen şey yapıver şimdi, şu köfteleri hemen bir çeviriver, tamam mı? Bir şey konuşacağım. Elini beze kurulayıp çıktı. Tolga masaya oturmuş bekliyor. Hayırdır çocuğum? Anne, ben akşam Antalya'ya gidiyorum. Ne? Evet, Zeyno'yu alıp geleceğim. Oğlum delirdin mi sen? Anne, gözünü seveyim, itiraz etme. Çünkü Zeyno sırf babası bana bir zarar verebilir diye çekip gitmiş kız, korkmuş. Benim için hayatını hiçe saymış. Benim kimseye böyle bir zarar vermeye hakkım yok ya. Benim için hayatını riske attı kız. Ona babasından korkmadığımı söyleyeceğim. O da korkmasın. Oğlum. Bak, yapma. Gözünü seveyim, yapma Tolga. Kız yanmasın diye kendini yakıyorsun oğlum. Biz onlarla baş edemeyiz. Anneciğim, ben buraya tartışmaya gelmedim ya. Haber vermeye geldim, biletimi aldım zaten. Elini ağzına kapadı. Oğlum bak, yapma. Gözünü seveyim, yapma diyorum sana. Ölümü gör. Eğer gidersen cesedimi çiğnemiş sayarım seni.
Tolga'nın telefonu. Güzelim. Zeynep. Kalktı, konuşmak için dışarı çıkıyor. Seval masada kaldı. Zeyno, nerede olduğunu biliyorum, oraya geleceğim. Biletimi aldım, konuşmamız lazım. Tolga saçmalama. Biliyordum sen olduğunu, sendin. Evet, ben aradım. Ya iyi olduğuna emin olmak istedim, sesini duymak için aradım. Zeyno, sen ortalıkta yokken, hiçbir haber vermeden çekip gitmişken ben nasıl iyi olabilirim ya? Tolga, bak ne olursun buraya gelmeye falan kalkma, tamam mı? Ya bu her şeyi daha kötü yapar. Zeyno, ya sen gelirsin ya da ben geleceğim, buna bir son ver artık. Babana okulu bıraktım söyle. Okulu mu bıraktın? Evet, senin devam etmene engel olacaksa ben şu andan itibaren bırakmaya hazırım. Tolga saçmalama ya, bursunu kaybedeceksin. Umurumda değil burs. Hiçbir şey umurumda değil. Zeyno, ben sensiz yapamıyorum. Alışamıyorum yok buna. Beraber eve döndüğümüz o son gece parkta sana söylediğim her şey doğruydu. Ben senin söylediklerinden hiçbir zaman şüphe etmedim, sen de etme. Mahvetme her şeyi. Tolga. Ya bak benim şimdi kapatmam lazım, tamam mı? Sen sakın hiçbir şey yapma. Sakın buraya gelmeye falan da kalkma, tamam mı? Seni bir dakika, kapatma, kapatma. Oraya geleceğim. Baban istiyorsa beni öldürsün. Onun karşısına dikilip seni tüm kalbimle sevdiğimi ona söyleyeceğim. Okulu bırakmaya hazır olduğumu bilsin. Tolga yapma ne olur. Yapacağım Zeyno. Beni kimse durduramaz. Kimse seni sevmeme engel olamaz. Tolga. Bak bir kez olsun beni dinle lütfen, tamam mı? Sen hiçbir şey yapma. Gelme sakın buraya. Benim seni arabamı bekle. Tamam mı? Kapatıyorum. Seval oturduğu yerden merakla Tolga'ya bakıyor. Tolga geri yürüyor. Zeyno'ymuş. Oturdu. Kolay gelsin. Hallettiniz mi beyler koltukları, ne oldu? Hallettik abi. Bir elinde cam sil, diğerinde de koltukları, cam siliyor. Koltukları aldık. Yolun kenarına daha koymadan iki öğrenci geldi. Biz alabilir miyiz dediler. Biz de verdik. Zor be öğrencilik be, zor. Zor tabii canım, bilmez miyiz? Değil mi abi? Tatlı günlerdi be. Evet. Ha? Haluk abi, ben tozunu alayım, sen paspaslı olur mu? Mutfak. Bence var ya, sen hiç blöf yapıyor. Sırf pes etmemek için oyunu sürdürüyor ha. Oyun ya da değil. Seni Sabri'ye yem edecek değilim herhalde. Aman canım, alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Yoksa nasıl öğreneceğiz sevincin gerçekten bunalımda olup olmadığını? Ya bizim bir hamle yapmamız lazım. O yüzden B planını uygulamamız gerekiyor. B planı mı? A planımız neydi bizim acaba ya? A planı senin planındı canım. Beklemek, öylece beklemek. Beyaz mutfak dolaplarını siliyorlar. Ya Masar, belirsizlikten kurtulmamız lazım artık. Vallahi ben gireceğim bunalıma ya. Kavuşacaksak kavuşalım artık. Bütün bunları unutup böyle mavi bir yuva kurabilmemiz için tek şansımız bu. Sevinç'in oyununu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Oyunsa tabii. Ne zaman bu yemek? Bu akşam. Maşallah sen ne güzel temizliyorsun ovalıyı sen. İti mütü de yapıyorsundur ha. Alırım seni delikanlı. Ya şu durumda bile espri mi yapıyorsun bana ya? Bravo sana vallahi. Ya ben ortamı yumuşatmak istemiştim. Tek bir şartla kabul ederim o yemeği. Hı, neymiş? Eğer dediğin gibiyse. Nasılsa? Yani Sevinç bizi sarılırken gördüğü andan itibaren hepimize oyun oynuyorsa. Ki olabilir, hayır demiyorum. O zaman sen kazanmış olursun. Ve düğünümüzde ayağımı basabilirsin. Ya kazanamazsan? O zaman yemeğin sonunda Sevinç'e her şeyi itiraf ederim. Ay, her şey mi? Duygularımın değiştiğini, sana aşık olmaktan kendimi alıkoyamadığımı,
Bunu açıklamak için de Sevinç'in bunalımdan çıkmasını beklediğimi ama bunun Sevinç'e daha kötü geleceğini söyleyeceğim. Ona yeterince ilgi gösteremiyorum. Ve beni affetmesini isteyeceğim. Ha, bu gece yemekte. Evet. Zaten her şey dediğin gibiyse... Sabri de eski yakın arkadaşı Sevinç'i yalnız bırakmayacaktır. Hı. Hı. Böylelikle sen kaybetmiş, ben kazanmış olurum. O zaman da yazı beklemeden hemen evleniriz. Hemen mi? Evet, hemen. Yani romantikle evlilik teklifini yapmadan mı? Yani buna mecbur değilim. Ne diyorsun bakalım? Kabul mü? Hala gitmek istiyor musun yemeğe? Bir dakika, bir dakika. Eğer ben kazanırsam... nikahta ayağına ben basacağım. Bir de romantikle evlilik teklifi isterim. Tamam. Kabul. Kabul. Zarlanın kuyruğu kopsun o zaman artık. Bak. Sahne, sahne. Ya. Zaten sahile çakacaktı. Masar yanından bir makas aldı. Şaşkın. Yavaş. Kıyıdan köprü, mavi ışıklar içinde. Ömer'lerin ev. Sonunda dananı kuyruğu kopacak diyorsun yani. Vallahi. Ben çok heyecanlandım seni böyle görünce. Ay, ben nasıl heyecanlıyım? Böyle kalbim yerinden çıkacak gibi ya. Neyse hadi görüşürüz. Hadi bir şey olma. Tamam tamam. Ay ya kusura bakma seni de kızlarla yalnız bırakıyorum ama Ömer söyledi mi ne zaman gelecekmiş? Söyledi. Ofisteyim diyor, bir şeyler diyor. Uyduruyor, sürpriz yapacak ya. İşte bak bir şey belli etmedin değil mi? İyi tamam. Hadi gidiyorum ben. Reyhan. Sen biliyordun değil mi? Ben bir şey görmedim, duymadım, söyleyemem. Hadi seni gideyim, neyse hadi. Yeni evimiz çok güzel oluyor. Sen de çok güzel oldun, hadi öptüm. Hadi maşallah. Aşan bir eli kapı kolunda, diğeri belinde gülümsüyor. Uzun saçlarını salık bırakıp önden bir tutamı arkaya tokalamış. Restoran. Bugün vaki yapman hiç hoşuma gitmedi Sevinç, bunu da bil. Biliyorum Sabricim ama bir kerelik hatırım için. İyi ama benim de bir onurum var, şu hale bak. Resmen maskaralık. İyi de bana bu yaptıklarını yanlarına mı bırakayım? Sabricim yani yanlarına bırakamam. Sonra ben çok sinirli bir insan olurum. Tamam mı? Hem dünyayı sana da kendime de zehrederim. Tamam tamam idare edeceğim. De sen daha ne kadar sürdüreceksin bu oyunu? Ta ki bana aşklarını itiraf edemeyip karşımda kıvrım kıvrım kıvrımdıklarını görene kadar. Tabii sonra bırakacağım canım. Sonrasında da sen ve ben huzur dolu bir hayata başlayacağız. Gülümsüyorlar birbirlerine. Yıllarca bunun özlemiyle yaşadım biliyor musun? Bir gün bunların gerçek olacağına hala inanamıyorum. Olacak. Gerçek olacak. Ama Sabri senden ricam cesaretini toplama tamam mı? Bunu onların yanına bırakmayacağız. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Oynadıkları oyunu onlara ters çevirmemiz lazım. O yüzden sen rahat rahat, cesaretli cesaretli davran. Sen hiç merak etme. Elimden geleni yapacağım. Canım, tamam. Seni üzenleri bu dünyayı dar ederim ben. Tamam, gösterelim günlerini. Sabri başını kapıya doğru uzattı, masar geliyor. Sevinç kolsuz siyah bir elbise giyip omzuna yeşil bir şal almış. Hoş geldin. Merhaba. Tokalaştılar. Masar Sevinç'in yanına oturdu. Yani aslında birlikte gelebilirdik ama Ömer'le bitirmemiz gereken bir iş vardı. Daha önceden söz vermiştim. Kusura bakma. Hiç sorun değil. Sabri bana eşlik etti sağ olsun. Sağ olsun. Ne iyi arkadaş değil mi? Bu arada geçen seferki tatsızlık için kusura bakma ama bugün biraz gergindim de. Yok, hiç önemli değil canım. Olur böyle şeyler, insanca tepkiler. Hem arada Sevinç'in hatırı var. Ne kadar olgun bir tavır. Görüyorsun değil mi? İnşallah Reyhan da kıymetini bilir. Yani bence ikisi birbirlerine çok uygunlar. Arada böyle muazzam bir aşk doğabilir. Değil mi? Değil mi? Reyhan gelince herkes kalktı. Merhaba, kusura bakmayın geciktim. Trafik vardı da. Hiç önemli değil canım. Geldin ya. Seni yeniden görmek güzel. Buyur lütfen. Çok kibarsın. Sağ ol.
Mazhar'ın karşısına Sabri'nin yanına geçti. Herkes yapmacıktan gülümsüyor. Reyhan bordo, dizüstü, uzun kollu bir elbise giymiş. Ömer yeni evde duvara bir çivi çakıp Nail'le olan bir düğün fotoğraflarını astı. Sonra kırmızı çerçevede düğünden başka fotoğraflar koydu. Kızlarla birlikte çekilmiş fotoğrafta Reyhan'la Fahriye arkada durmuş. Fahriye kısa saçlı. Bir başka fotoğrafta Ömer Masal'ı kucağına almış. Ayşem yanında. Ahşap çerçeveli fotoğrafta Ayşem hamile. Ahşap çerçeveli başka bir fotoğrafta Ömer arkadan sokulup başını Masal'ın omzuna yaslamış. Siyah beyaz büyük boy fotoğrafta ise Ayşem ayakta. Bavulu yolun ortasına açılmış. Eşyaları yerde. Geri çekildi, fotoğrafların olduğu duvarı seyrediyor. Geçmiş. Ayşem bavulunu yerde sürükleyerek otobüse doğru koşuyor. Ömer kaldırımda elindeki fotoğraf makinesiyle Ayşem'in telaşını, İstanbul'a yabancılığını çekiyor. Şimdi Ömer gülümsüyor. Geçmiş. Ayşem başını kaldırdı, karşısında Ömer. Şimdi Ömer gri kazağın içine bisiklet yakası, siyah bir atlet giymiş. Ayşem evde koltukta oturmuş kitabını okurken kalemi elinde çevirip duruyor. Masal'la Hacer de önerili boyama kitaplarını almışlar. Ayşem'in karşısında boya yapıyorlar. Ayşem başını yanında duran telefonla çevirdi. Çimen gözüm bana sürpriz yapmak için şu saate kadar uğraşıp didiniyor. Kıyamam ki ben ona. Yazık. Orada bir başına. Ben de burada böyle. Yok. Yapamam. Kıyamam. Kızlar. Bırakın kalemleri. Kalkın. Gidiyoruz. Nereye Ayşem anne? Çok güzel bir yere gideceğiz. Sürpriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Hadi anneciğim. Hadi gel. Telefonu kaptı koltuktan. Restoranda yemekler gelmiş. Herkes birbirine göz süzüyor. Sabri bıyıklı, dikdörtgen çerçeve gözlüklü, kumral bir adam. Sakalı yok. Mazhar koyu renk ceketinin içine çizgili bir gömlek giymiş. Sevinç. Kolunu omzuna atıp kendine yemek çekti. Yemek nasıl, beğendin mi? Hı? Sabri dehşet içinde. Çok güzel ama bu şekilde yemek biraz zor oluyor sanki Mazhar'cığım. Mazur görürsün artık. Tabii. Ay. Ay gözüme bir şey kaçtı galiba Sabri. Bakar mısın bir? Bakayım. Allah Allah. Bir şey yok ama. Var var, ben hissediyorum, var. Allah Allah, göremedim ben. Aa, senin saçların ne kadar ipeksi. Aa, ay. Mazhar masa altından ayağına vurdu. Gözüm. Sadece Mazhar değil, Sevinç de rahatsız. Sabri'ye hırsla göz kıstı. Aa, telefonum çalıyor. Kim arıyor acaba? Aa. Efendim Ayşem? Reyhan, hemen şimdi kızları da aldım. Ömer'in yanına gitmek istiyorum. Orada şimdi yalnız kaldı. Yazık, kıyamam ben ona. Sen bir adresi söylesene, sürpriz yapmak istiyorum. Ben ondan önce sürpriz yapacağım. Aa, sürprizler, sürprizler. Tamam, ben o zaman sana adresi şey yapayım. Kusura bakmayın. Gidiyor. Sabri? Reyhan hakkında ne düşünüyorsun? Yani tabii canım, daha önce karşılaştın, gördün ama hani gözünden daha ince detay bakabildiğin için soruyorum. Yani gözler falan maşallah. Yani bir gün baş başa çıkmak isterim Reyhan'la. Aa, tabii. Tabii baş başa çıkın, görüşün, konuşun değil mi baş başa? Tabii tabii. Çiçekçi. Bakar mısın bir saniye? Bir gül alabilir miyim? Tabii. Sevinç gerildi. Mazhar uzun saplı kırmızı bir gülü sırıtarak alıp kokladı. Oh, mis gibi de kokuyor. Ah, mis. Çok sağ ol. Para uzattı. Sevinç'im, sana layık değil ama içimden geldi. Mazhar. Sabri'nin gözleri yerinden çıkacak. Sevinç gülü kokluyor. Sevdin mi? Reyhan geldi. Kusura bakmayın. Önemli bir telefondu da. Mazhar Sevinç'e işaret etti. Aa, çiçekler falan alınmış. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Çiçekçi. Pardon. Sevinç gerildi. O güllerin hepsini alabilir miyim? Tabii abi. Hepsini alıyorum bunların.
Buyur. Reyhancığım, buyur. Sana layık değil ama içimden geldi. Sevinç'in parmağına diken battı. Yani senin güzelliğinin yanında biraz sönük kaldı ama. Ay, sen beni şımartacak mısın ya böyle? Masa çok sakin, Sevinç ise patladı patlayacak. Masanın altından Sabri'ye vuruyorum diye Reyhan'ın ayağına vurdu. Bakışmalar, yalancıktan gülümsemeler devam ediyor. Ömer'in fotoğrafları astığı duvar. Evin kapıları kahverengi ahşaptan. Salonun pencereli kısmının hemen yanında ahşap bir kitaplık duruyor. Haluk abi ne çabuk geldin ya. Şaşkın, kala kaldı. Ayşem kızları önüne almış, elleri omuzlarında. Gülümsüyorlar Ömer'e. Ayşem. Başından beri biliyordum. Kızlara bakıyor Ömer. Nasıl biliyordun? Ayakkabındaki boyaları gördüm. Ömer eğilip ayakkabılarına baktı. Son ana kadar gelmeyecektim ama seni burada böyle yalnız bırakmak istemedim. O yüzden geldim. Geçsenize. Ömer çok da neşelenmedi sanki. Kızlar ve Ayşem salonun kapısında durdular, içeri bakıyorlar. Kızlar ilerledi. Ömer Ayşem'in yanına geldi. Ayşem'in tam karşısında tanıştıkları gün çekilen siyah beyaz fotoğraf duruyor. Ömer kolunu Ayşem'in sırtına doladı. Ayşem başını onun göğsüne koydu. Gülümseyerek fotoğrafa bakıyor. Restoran. Reyhan çatanı bilerek düşürdü. Masarla eğildiler. Aa. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Daha geç boşuna mı geldik buraya? Abi. Aa. Sabri'cim, Reyhan aslında çok iyi kızdır. Ama biraz tembeldir. Yani bir görsen derslerimde arada bir uyuyakalıyor da o yüzden söylüyorum. Eski komşum Nazar, eğer Sevinç'le evlenirsen bayağı bir restoran masrafın olacak. Bak sonra demedi deme. Çünkü kendisi karbonatla kabartma tozunu birbirine karıştıran bir kişi. Yo, Sevinç çok iyi bir aşçıdır. Hatta fakültedeyken bütün doğum günü partilerinde yemeklerin çoğunu sen hazırladın, hatırlıyor musun? Nasıl unuturum? Aysun'un doğum gününü hatırlıyor musun? Evet, evet. Ya Sevinç istesin, tamam mı? Ben onu sürekli yemeğe çıkartırım. Benim canım başını ya. Başını göğsüne çekti, yüzüne dokundu. Canım Sadri ya, canım, canım. Çıkmak üzere. Canım benim, canım benim. Reyhancığım, ne dersin yemekten sonra kahve içmeye gidelim mi? Hatta bana gidebiliriz. Baş başa şöyle. Tabii gidelim. Hem senin evini de görmüş olurum. Çok iyi olur. Yok artık, daha neler ya. Daha yeni tanıştınız hemen. Bu ne eve gitmek falan, nereden çıktı ya? Ne var canım bunda? Bunda yanlış anlaşılacak bir şey yok. Bizim bir an önce birbirimizi tanımamız lazım. Çünkü benim niyetim gayet ciddi. Aynen benim de. Senin dudağının kenarında tatlı mı kalmış senin? Dur sen. Ay yani sen yorulma Sabri'cim, ben hallederim, gel. Reyhan peçeteyi çekip aldı. Ya aslında sen bayağı güzel bir kızsın ya. Ben çok beğeniyorum seni. Eli omzunda. Sağ ol. Ah yeter ama. Sabri elini çekti. Sevinç önüne bakıyor, nasıl toparlayacağını bilemedi. Reyhan nasıl yani diye hafifçe tebessüm ederek bakıyor. Sevinç, sen niye bu kadar büyük tepki verdin? Sen niye verdin? Çünkü ben böyle daha yeni tanışmış insanların masamda bu kadar laubali olmasından rahatsız oldum. Sen de durmuyorsun be, elin kolun rahat durmuyor, ağzına çakırım ha! Tamam be. Yani sen niye bu kadar büyük tepki verdin? Onu anlamadım ben. Sevinç Sabri'ye bakıyor. Kalktı. Hiçbir kız düğün günü aldatılmayı hak etmez, tamam mı Masar? İkinizden de nefret ediyorum. Özellikle senden Masar. Ya nefret ediyorum ya, nefret ediyorum. İkiniz de her şeyin en kötüsüne layıksınız. Sevinç. Gidiyor Sevinç. Aşkım, bekle beni. Reyhan gözlerini irice açtı. Aşkım dedi. Aşkım dedi aşkım. Aa aşkım dedi.
Masar daha sakin, anlamamış gibi gözlerini kıstı Reyhan'a bakıyor. Reyhan hin hin gülümseyip kafa sallamakta. Gözleri ikilinin çıktığı kapıda kolunu bağlayıp omuzlarını dikleyerek Masar'a döndü. Bu elbise güzel bir şeydi. Evet, ben de çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ayşem ve Ömer salon kapısındalar. Fotoğraflı duvarın önüne geldiler. Ömer, ne kadar çok uğraşmışsınız. Beğendiğine sevindim. Kızlar da çok beğendi. Daha neler yapacağım ben? Bahçeye böyle gül ağaçları dikeceğim. Sonra bir meyve ağacı. Salıncak koyacağız. Çocuklar orada sallanacak. Vakit geçirecekler. Biz de koltuk koyarız iki tane. Mevsim geçişlerini izleriz. Çocuklarımızın büyüyüşünü de izleriz. İzleriz tabii. Aa, çocuklar demişken... Hı? Benim aklıma bir şey geldi, bir saniye. Sen burada bekle, geliyorum. Kızlar! Geçin bakayım. Geçin bakayım. Beni burada bekleyin, hemen geliyorum, tamam mı? Evet. Uzatayım bakayım kolları. Boya kovasıyla geldi. Şimdi ne yapacağız? Eve bir hatıra bırakacağız. Sıvayın kollarınızı. Sıvayın kolları. Heh. Ayşem gülümsüyor. Ömer pembe boyanın içindeki döner başlıklı fırçayı kenara sürüp biraz sıktı. Önce masalın avucuna sürdü pembe boyayı. Sonra Hacer'in avucuna. Hop. Hadi bakalım gelin. Açın iyice ellerinizi. Açın, 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 açın. Evet, bastırın. Duvardaki mavi boyanın üstüne pembe ile avuç içi izi yaptırdı. Çok güzel oldu. Ayşem? Ayşem de kolunu sıvayarak yürüdü. Onun da avucunu boyuyor. Kendi avucunu boyuyor. Fırçayı bıraktı. Kızların el izlerinin üstüne yan yana bastırdılar avuçlarını. Gülümsüyorlar. Ayşem Ömer'e aşkla bakıyor. Çektiler ellerini. Ömer Hacer'in arkasında durup elini omzundan göğsüne doğru atmış. Hepsi el izlerini seyredip gülümsüyor. Sabah erken saatlerde Kız Kulesi. Tolga yatakta uyuyor. Tolga kıpırdanıyor. Anne! Örtüyü üzerinden bacağıyla itip yataktan indi. Komodinden cep telefonunu aldı, oturuyor. Anne! Eliyle alnını ovuyor. Komodinde bir abajur ve bir kitap duruyor. Telefonu bıraktı, terliklerini giydi ayağına ve kalktı. Kısa kollu açık renk bir tişört ve koyu renk eşofman altı giymiş. Kapıda kırmızı bavuluyla Zeyno karşısında duruyor, yüzünde hafif bir tebessümle Tolga'ya bakmakta. Tolga gözlerini irice açtı, şaşkın. O da tebessüm ediyor. Zeyno gösterir gibi bavuluna baktı. Tolga'nın gülümsemesi büyüdü, daha da yayıldı yüzüne. 82. bölüm sonu. Bu filmin betimlemesi BSK Yapım tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Sesli Betimleme metin yazarı ve seslendiren Emine Kolivar. Altyazılar Özgür Deniz, Çağıl Doğan, Fatih Kolivar. İşaret dili Müjde Kolçak. Son kontroller Zerrin Yılmaz, Bediz Coşar, Hasan Dikyuva. Teknik yapım Ayşegül Uçar, Murat Özçelik, Emre Çırak. Orhan Gencebay'a sonsuz teşekkürler yazdı. Yönetmen Levent Türkan. Yapımcı Çağrı Bingüller, Başak Bingüller. Altyazı
www.benibolesev.tv, www.bskyapım.com, facebook.com/benibolesevtv, twitter.com/benibolesevtv, Ömer Alper Saldıran, Ayşem Zeynep Çamcı, Zeyno Eda Ece, Tolga Ozan Osman Paşaoğlu, Masar Umut Kurt, Reyhan Burcu Altın, Fahriye Bala Ataberk, Haluk Erdem Akakçı, Aylin Gülden Dudarık, Melda Mine Kılıç, Metin Deniz Gürzumar, Edip Eren Kurtel, Sevinç Özge Özyalçın, Ahmet Onur Sermik, Nail Güven Kıraç, Menteş Zafer Algöz, Senaryo Hakan Haksun, Müjgan Kayserili, Müzik Günay Uysal, Bölüm Oyuncuları Deniz Cihan Şimşek, Taner Ayberk Yılmaz, Selim Canberk Kuzu, Masal İknur Külahlıoğlu, Hacer Melis Giz Cengiz. Bu dizi TRT 1 tarafından BSK yapıma yaptırılmıştır. 2015.